Bugün burada Barış Pınarı Harekatı özelinde ama aslında Türkiye'nin uluslararası pozisyonunu, Türkiye'nin dünyadan bakınca nasıl göründüğünü, buradan dünya bakınca nasıl göründüğü üzerine bir çerçeve üzerine konuşacağız. İsmail Halis var, TVNET televizyon kanalının yayın müdürü ve çok tecrübeli bu. Eğer konu operasyonsa, konu Türkiye'nin mücadelesi ise, bu işin tarihi ise aramızdaki en tecrübeli isim Mete Yarar var. Beraber birlikte konuşmaya çalışacağız ama dediler ki sen... Hayır, kendinden niye bahsetmedin, atladın? Sen bahsetsene. Ha, ben gazeteciyim, Erhem Şen. Erhem Şen Türk'ü de biz takdim edelim. Evet, sen takdim edelim. İş Postası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeninden daha ziyade TVNET'in... TVNET'in de sabahları... Her hafta içi, her sabah İzliyorsunuz. Sabah 7.30'da. Ama 10'a kadar devam ediyor. Bugün buradaki mesele Türkiye'nin dünyadan bakınca nasıl bir Türkiye göründüğü, bizim burada ne hissettiğimizden daha değerli bir bilgi tam da bu zamanlarda. Çünkü biz içindeyken bir şeyin birkaç nesnel anlamda da duygusal anlamda da bir şeyin değerini, ne ifade ettiğini, nasıl bir şey olduğunu anlayabilmek için birkaç şartın yerine gelmesi gerekiyor. En tehlikeli birinci şart onu kaybetmek. Yani boşluğunu hissetmek, o zaman anlaşılıyor ne olduğu tam olarak. Allah muhafaza Türkiye'nin bu devletin ne ifade ettiğini anlayabilmek için o şartın dışında başka şartlardan en önemlisi, gene en faydalısı ve en masum olanı dışarıdan bakmak. Dışarıdan baktığımızda görünen Türkiye, bugün yaşanan her şeyin aslında anlamı, bundan sonra yaşanacak olanların da ipuçları. Pozisyon itibariyle Türkiye nasıl bir ülkedir meselesi kritik bir sorudur. Buna şarkiyatçılık deniyor, buna birinci ekol. Dünyada iki tane ekol var. Ya İngiliz şarkiyatçılığından ya da Fransız şarkiyatçılığından bakarsınız Türkiye'yi değerlendirirken. Tırnak içinde de burası artık Middle East, Orta Doğu olur. Neyin ortası, nerenin doğusu, niye dünyaya Londra'dan bakıyorsun sorusuyla başladığın andan itibaren Türkiye tam olarak dünyada bugün Barış Pınarı Harekatı ile aslında dünyaya kendini, tarihini ve üzerinde durduğu o büyük hikayeyi teklif ediyor pozisyon olarak. Şunun basit örneğiyle başlayalım ve en genelden hızlıca özele doğru indirelim meseleyi. Birincisi, herhangi bir ülkenin bayrağına, bayrakları kötüdür, iyidir, şu ülkenin bayrağı daha kötü, bununki daha iyi demek istemiyorum ama bir ülkenin bayrağına bakış açısı en saygılı çerçevede o ülkenin bayrağıdır. Ve nedir bu? Bir ülkenin bayrağıdır. Bitti, bu kadar. Başka da bir anlamı yoktur. O ülkenin bayrağıdır. Bunu sadece Türkiye bayrağı için söyleyemiyorsunuz dünyada. Çok basit bir anlam kaydırıyorlar şu anda bize. Bu anlam kaymasını son 80-100 yıldır yaşıyoruz. Özellikle de son 50-60 yıldır inanılmaz yaşadık. Çok derinden hissediyoruz anlam kaymasını. Örneğini vereceğim anlam kayması yüzünden de bir sürü gereksiz soru soruyoruz. Birincisi, Türk bayrağı ne renktir? Kırmızı. Üstündeki beyazlar nedir? Ay ve yıldız. Yanlış cevap. Kesinlikle yanlış cevap. Türk bayrağındaki ay değildir. Ayla da alakası yoktur. Ay dediğiniz şey dünyanın etrafında dönüp duran, kuru, anlamsız, yüzeyde pudra bir taştır. Ve dünyanın da çekim alanına kapılmıştır. Teknik olarak İslam dini başta olmak üzere insanlık tarihindeki bütün ahlak felsefelerinde insanlara yasak, aman ha yapmayın diye uyarılan bir şey yapıyor. Ay dünyanın cazibesine kapılmış, dünyanın etrafında dönüyor. Peki tam olarak ne? Biraz önce okuduğumuz İstiklal Marşı'nda geçen kelimeyle tarif ediliyor. Adı hilal. Hilal dediğiniz andan itibaren çok başka büyük anlamlar yükleniyor artık. Niye bizim sembolümüz olduğu ve dünyada ne ifade ettiği başlıyor. Ne o? Hilali tam olarak ne zaman sembol aldık? Çok basit. Bu topraklarda çok uzun yüzyıllardır tarif edilen kimlik tarifi şöyleydi. Sen kimsin sorusuna basit bir cevap veriyorduk. Milleti İbrahim, Ümmeti Muhammed. Tam da burada gördüğümüz hilal, Milleti İbrahim, Ümmeti Muhammed kimliğinin aidiyetin tanımıydı. Hilal de çünkü İbrahim Aleyhisselam'dan beri miras edilmiş bir sembol. İkinci anlamı, Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethettiğinde elinde aynı hilal vardı. Sultan Abbasan Hazretleri Anadolu'yu yurt edindiğinde elinde aynı hilal vardı, bu hilal vardı. Ya da Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethettiğinde aynı hilal vardı. Hatta Tarık bin Ziyad İspanya'nın kıyılarına gidip orada 800 yıl sürecek Endülüs medeniyeti başlattığında o yaktığı gemilerin
direklerinde de aynı hilal vardı. Bugün o hilal toplamda bütün bu hikayeyi temsil eden hilal bugün itibariyle de benim bayramda ve ben o hikayenin devamıyım. Şimdi, o hikayenin devamının çocukları, o hikayenin devamının tüccarları, o hikayenin devamının askerleri, o hikayenin devamının siyasetçileri, o hikayenin devamının yazarları, gençleri olduğunda hangi hikayenin üzerinde durduğu anı fark ettiğinde ve hangi hikayeye çalıştığını fark ettiğinde artık bazı soruları sormana gerek kalmıyor. Çünkü kategorik olarak bir sürü soru cevaplanmış oluyor. İlk cevaplanan soru en güncelde. Ne işimiz var Suriye'de sorusu. Eren bir şey söyleyeceğim. Çıtayı çok yukarı çıkartıyorsun, biz sana yetişemeyeceğiz. Estağfurullah ya. O kadar güzel konuşuyorsun ki biraz daha yemin ediyorum. Hani, yapma abi. Ya vallahi ciddi söylüyorum. Ne yani işimiz var? Sözün ustasısın. Çok tepeye çıkarttın, biz çok basit kalacağız. Yok hayır, geleceğim abi. Yok yok, biz basit kalacağız. Kısa demedim. Çok çıtayı yukarı çıkartmadım. Ne işimiz var Suriye'de? Biraz daha sade bütün şeyler. Tamam. Suriye'de ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz da? Ne yapıyoruz? Ne işin var senin Suriye'de? Suriye'de ne yapıyoruz hakikaten sorusu var. Çok basit biri ilk cevabı şu. Suriye'de Türkiye'yi tehdit eden iki tane terör örgütü var. Biri PKK, biri DAEŞ. Ve biri PKK, biri DAEŞ. Bu terör örgütlerine de şöyle bakın. Çok uzun yıllardır bu meselelerin haberlerini yapan, o insanların fotoğraflarını çekmiş, hikayelerini yazmış bir abiniz olarak söylüyorum size. Terör örgütü dediğiniz adına ne diyorsanız deyin. Üç harfli. Üç harfli Anadolu'da cin demektir. İfrit, Allah korusun. Terör örgütlerinin o üç harfliler, adı ne olursa olsun, DAEŞ, PKK, o, bu, şu ya da Tanrı'nın direniş ordusu var Afrika'da mesela, TDO. Tanrı'nın direniş ordusu Afrika'nın Hristiyan IŞİD'i. İddia ediyorlar ki, ben de onların da fotoğrafını çektim, iddia ediyorlar ki İsa siyahiydi, biz de Afrika'ya siyahi şeriat getireceğiz, Hristiyan şeriatı getireceğiz. İnsanların etrafına lastik çevirip yakıyorlar mesela onlar. Hepsi aynı şirketin alt markaları. Burada nasıl olsa canlı yayın yok değil mi? Marka verebiliriz. Tamam. Bir şirket düşün, çok büyük bir şirket ve onun markalar var bir holdingin. PKK ve DAEŞ o büyük holdingin markalarından biri. Kurumsal olarak birbirleriyle rekabet halindeler. O rekabette de düşmanlık görüyoruz. O aslında rekabet, kurumsal, iç rekabet, başka bir şey değil. Şirket demişken, ha, marka demişken, parantez açayım mı? Aç abi. Evet. Anlamlı, daha tamam, somutlaştırmak evet için. Ve tekrar birazdan detayını verecektir. Resul ayında 3 gün evvel bir tünel bulundu arkadaşlar. İzlemişsiniz. Anadolu Ajansı 13 ilde servis etti. O Resul ayındaki tünellerdeki mühimmatlarda bir logo vardı. Ya. GSA, GCR. General Services Administration. Yani bizim devlet malzeme ofisi gibi. Evet. Aynı. 1949'da kurulan Truman'ın kurduğu bir Amerikan şirketinin logosu 3 gün evvel Rasulay'daki tünelde ne arıyor? Parantezi kapattım. Şirket. Logo. Şirketin markaları var. Biri DAEŞ, biri PKK, biri başka bir şey, biri başka bir şey. Türkiye bunların hepsiyle aynı anda orada mücadele etmeye gitti. İlk soru hemen aklımıza geliyor. Herkesin aklına gelir. Ya bu adamlar Suriyeli burada dolaşıyor, tamam kardeşim, kadınlarını çocuklarını anladık da adamları burada ne dolaşıyor, benim askerim orada savaşıyor. Benim senin askerin orada doğru savaşıyor, bu doğru bilgi de senin askerin orada gidip hadi bakalım Halep'i kurtaracağız oradan da Suriyeli'ye vereceğiz gibi motivasyonla değil orada. Teknik olarak senin tam sınırında bir terör devleti kurulacaktı, bir hat, o hat paylaşılacaktı PKK'ya, sonra PKK onu elbette elinde tutamayacaktı. Onun başka motivasyonlarla zaman içinde hep bir topu da 5 yıl içinde başka bir ülkeye dönüşecekti orası. Senin devletin orada onunla mücadele ediyor. Senin askerin o PKK ile mücadele etmeye gitti oraya. Ve üstelik yanında ne işi var bu adamların burada dolaşıyor dediğin adamlar, yani Milli Suriye Ordusu, senin askerinle birlikte PKK ile savaşıyor. Yani Suriye ÖSO diye biliniyor ya, meşhur oldu Özgür Suriye Ordusu. Asıl şimdiki adı, onun asıl adı birleştiler çünkü Milli Suriye Ordusu oldu. Yani Suriye Milli Ordusu oldu. Suriye Milli Ordusu, yani Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri, yani Türkiyeliler birlikte Türkiye'nin düşmanı PKK ve DAEŞ'la savaşıyorlar. Bu birinci ilk adım. Bunun arkasından ikinci hedef, bize fayda, yan fayda. Bizim orada savaşımızda, orada DAEŞ'i bitirmek neden önemli? DAEŞ teknik olarak hayali bir terör örgütüdür. Kesin ve net bilgi veriyorum size. Hayalidir. Hakkında söylenenler aslında gerçeğinin 1000 kat şişirilmişidir. Neden? İşe yarıyor.
Nasıl bir işe yarıyor? Bir yeri işgal etmek istiyorsanız önce oraya DEAŞ'ı gönderiyorsunuz. Sonra DEAŞ'la mücadele edeceğim diye oraya gidiyorsunuz. Orayı tarumar ediyorsunuz. Orayı yağmalıyorsunuz. Sonra hangi terör örgütüyle kontrol etmek istiyorsanız onu oraya çağırıyorsunuz. Örneğin PKK. Diyorsun ki gel şimdi burada DEAŞ'tan kurtaracaksın. Ben seni buraya kahraman yapacağım, tamam mı? Tamam diyor PKK. Aynısı bak bu söylediğim mesela Rakka'da aynısı oldu. Rakka'yı kurtaracağız. Niye? DEAŞ'tan. Hadi bakalım kurtaralım. Rakka'ya bombardıman. Paramparça ettiler. Taş taş üstünde bırakmadılar. Ne ev kaldı ne bark, ne çocuk ne bahçe, ne ağaç ne bitki ne kuş. Hiçbir şey kalmadı. Niye yapıyorsun bunu Rakka'ya? DEAŞ'tan kurtarıyorum. Soru şu. Öldürdün mü o DEAŞ'ları? Yok, onları öldürmedik. Nerede? Otobüslere bindirdik, Sina Yarımadası'na gönderdik. Hani DEAŞ'la mücadele ediyordun? Niye bu kadar insanları öldürdün? Bir tane bile DEAŞ'la ölmedi. Sonra PKK'ya dediler ki gel, geldi. Sen şimdi Rakka'yı DEAŞ'tan kurtaran kahraman olacaksın, tamam mı? Peki. Evet, buyurun. PKK Rakka'yı kurtardı. Rakka diye bir yer kalmadı. Kurtulacak bir yer kalmadı. Rakka diye bir yer yok. Rakka'ya gökyüzünden, yoldan, kenardan, uzaktan, yakından, nereden bakarsanız bakın Rakka gri bir yer. Beton ve toz. Başka hiçbir şey yok. PKK oraya geldi. Ondan sonra dünya dedi ki gördün mü? Bak bu PKK'lı. Kim? Bizi DEAŞ'tan kurtaran kahraman. Peki o DEAŞ'larla ne yaptı? Mücadele etti. Nerede o mücadele ettikleri? Otobüslere bindi. Nereye gitti? Suriye'nin başka yerlerine. Neden? Çünkü sırada orada savaş var. Başka yer nereye gitti? Sina Yarımadası'na gitti. Nereden biliyoruz bunu? Rüyamızda mı gördük? Hayır, BBC yayınladı. BBC niye yayınladı? O günlerde Amerika ile rekabetteydi. Amerika'nın arkadan vurmak istiyordu. He. Bütün hikaye bundan ibaret. Tek tek Dera'da, Humus'ta, Hama'da, her yerde, Halep'te, Şam'da, Rakka'da bütün hikaye bundan ibaretti. Neden yapıyorlardı bunu? Çok basit. Orada bir PKK'nın yapılandığı bir yer kuracağız. Peki nasıl yapacağız bunu? Mesela örneğin Aynel Arap Türkçesiyle Arap gözü. Ayn göz demek, Arap Arap demek. Ama o göz organ göz değil. Pınar var ya, su gözü diyoruz ya o anlamda. Hani suyun çıktığı yere de suyun gözü deniyor ya. O anlamda pınar anlamında göz o. Arap pınarı, yani çok Arap yaşayan bir yer. Tamam, buraya DEAŞ geldi. Eyvah, ne yapacağız? Hemen plan işlesin. DEAŞ'tan kurtaracağız bunu. Ne yapıyoruz? Bombala. PKK gel. Çık buradan, insanları kovala. Nereye? Suriye'ye. PKK geldi hop hop. Ben burayı DEAŞ'tan kurtardım. Peki artık burası senin oldu. Burası Kürt bölgesi. Ama inandıramayız insanları. Niye? Adı Aynel Arap. O zaman değiştirelim. Ne koyalım? Kobani. Kobani nereden çıktı? Almanca şirket demek. Kobani GmbH. Almanca limited şirketin anlamı. GmbH Almanca limited şirket. Kobani ne alaka şirketle? Zamanında Alman demiryolu şirketleri varmış. Al oradan Kobani Almanca şirket ismini. Koy Aynel Arap'a. Hoppa, burası Kürt bölgesi oldu. Nasıl olur burası Kürt bölgesi? Kayıtlar var. Yak nüfus dairesini, başka yak tapu dairesini. Nereden getiriyoruz? Hintlileri getirdiler. Afganları getirdiler. Nereden? İran üzerinden. Afgan. Ver nüfus kağıdı. Afganlı bir sürü Afgan Şii milis. 1500 tane Afgan Şii milis. Bir gecede oldu sana Kürt. Ya koy yanına bir tane sıfır. Oldu nüfus 150 bin. Aynel Arap'tı. Oldu adı Kobani. Abbo! Kürt bölgesi hoş geldin. Sistem hep böyle çalıştı. Başından itibaren. Peki neye yarayacak? Ne mahsuru var? Şu mahsuru var. Kürdistan mı olacaktı orası? Mümkün değil. İsrail olacaktı. Nereden biliyoruz? 1948'de aynı numarayı yaptılar. %100 aynı numarayı yaptılar. İsrail kurdular, Filistin işgal ettiler. %100. Peki İsrail kurulsun, ne mahsuru var? Sırada Urfa var. Sırada Mardin var. Sırada Antep var. Ne kaybedeceğiz? Ancak kaybetmeden anlamazsınız dediğim şey oydu. Dişin çekilmez orada, orayı kaybettiğin zaman. O dişin çekilince ağzının içinde oluşan, dilinle takılan boşluk gibi boşluk olmaz oralara gittiğinde. Bir süre sonra taksitlerin anlamsızlaşır. Bir süre sonra elinde seni çok mutlu eden telefonun anlamsızlaşır. Dersten aldığın düşük not seni üzmez çünkü daha büyük dertlerin olacaktır. Artık Brezilya fönüyle kıvırcık olan saçlarını fönlemenin derdinden ya da terakotayla iki ton daha koyulaşmaktan daha büyük dertlerin olmaya başlar. Artık oyundaki puanlardan daha büyük dertlerin olmaya başlar. Çünkü elektrik yoktur.
Çünkü artık vatanın bölünmüştür. Çünkü tapuların, nikahların, annen baban anlamsızlaşmıştır. Çünkü işler karışmaya başlamıştır. O olmasın diye her şeyi sarbaşa, buraya PKK'yı getirme. PKK'yı buraya getirmemek için ne yap? Üç tane yol. Diplomasiyle mücadele et, askeri kuvvetle mücadele et. En büyük güç ne peki? Söylüyorum ve bitiriyorum. Kesinlikle en büyük güç. Fırtına obüslerinden, F-16'lardan, İHA'lardan, SİHA'lardan, hatta Koral diye bir cihaz vardı. Oh, harika bir şey, yerli milli silah. Burada yeni tanıdık. Allah'ım, operasyon başladı Akçakale'de, Ceylanpınar'da çat diye gitti elektrik. Telefon yok. Aha, internet çekmiyor. Lan ne oluyor ya dedik. Telefon yok, internet yok, telsizler çalışmıyor, radyolar durdu. Ne oluyor dedik. Türk Silahlı Kuvvetleri dedi ki, bekle operasyon bitince gelir dedi. Koral'la düğmeye basmışlar, zikum, kapandı her şey. Yerli milli bir silah. Ondan bile daha önemli büyük güç vardı. Üçüncü güç. Ne o biliyor musunuz? İttifak ettik. İlk defa siyasi meseleyle milli meseleyi birbirine karıştırmadan tek yürek olduk. Bu çok büyük bir güçtü. Bütün dünyada size bir örnek vereceğim. Sudan. Böldüler Kuzey Sudan, Güney Sudan diye. Bakın, Kuzey Sudan, Güney Sudan diye iki ülke var şu anda. Kuzey Sudan fakirlikten ölüyor, Güney Sudan zengin. Çünkü Güney Sudan'da petrol bölgeleri var. Güney Sudan'da su var, Kuzey Sudan'da su yok. Biz sizin yaşınızdayken, abilerimiz, burada oturun abilerimiz bize dediler ki Amerika Sudan'ı bölecek. Ve o gün dedi, her şeyde Amerika diyorsunuz, her şeyin Amerika, Amerika. Ya komple ne Amerikası? Amerika Sudan'ı bölecek. Ne Amerikası, her şey Amerika, Amerika. Kendi beceriksizliğinizi Amerika'ya atıyorsunuz kardeşim. Her şeyin adını dış minnaklar. Bırakın bu işleri falan dediler. Amerika Suriye'yi bölecek dediler. Güney Sudan'da bir terör örgütü çıktı. Huu, Marksistiz dediler. Orak ve çekiç, devrim yapacağız dediler. Ne orağı, ne çekici, ne devrimi, ne antiemperyalizmi. Amerika'ya gel gel dediler. Bütün Batı emperyalizmi oraya geldi. Şak diye Sudan'ı ortadan ikiye böldü. Petrol bölgelerine kondular emperyalistler. Bütün Sudan'ı sömürüyorlar. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarını. Kuzey Sudan'da insanlar ölüyor fakirlikten. Sudan bununla mücadele edemedi. Niye? Çok büyük bir hata yapıyordu. Bu arada petrol zengini bir ülkeden bahsediyorsun. Çok büyük bir hataları vardı. Tut cepte. Bak Venezuela'ya. Adamın bağrından petrol çıkıyor ya. Dünyanın en büyük petrol üreticisi. Para mı lazım? Suudi Arabistan'dan daha fazla petrolü var. Bak Suudi Arabistan'dan daha fazla. Göğsünden petrol fışkırıyor adamın. Battılar. Bir hata vardı. Neydi o hata biliyor musunuz? Tut cepte. Bak İran'a. OPEC de en önemli petrol üreticilerinden biridir. $1.120. Battılar. Çok büyük bir hata yapıyorlardı. Sudan, Venezuela, İran. Üçü de aynı hatayı. Ne o hata biliyor musunuz? Milli meseleyle siyasi meseleyi birbirine karıştırdılar. Ve çatlak oluşturdular. Şeytan en çok çatlağı sever. Buna izaha muhtaç boşluk denir. Karı koca boşanır. Bundan ortaklıklar biter. Ülkeler dağılır. Aileler dağılır. Biz bu Barış Pınarı Harekatı'nda dünyaya bir gösterdik ki böyle diye birleşti Türkiye. Hop dedi. Bu milli mesele. Bu sınırla ilgili bir şey. Bu devletle ilgili bir şey. Bu varlıkla ilgili. Bu gelecekle ilgili. Benim hayallerimle ilgili. Çocuklarımla ilgili. İş yapacağım. Ticaret yapacağım. Dünyaya Türkiye'yi teklif edeceğim. Sanat yapacağım. Bilim yapacağım. Mühendislik yapacağım. Ama bunu bu bayrağın altında yapacağım. Sen de bu ülkenin bütünlüğünü bozamayacaksın. Toprak bütünlüğü milli meseledir. Devlet milli meseledir. Bayrak milli meseledir. Bu cesarete ortak olmak zorundayız. Dedik, birleştik, daha bitti iş. Bunu bozmazsak hiçbirinin F-16'sı işe yaramaz. Bunu bozma, tut bunu, sonra bunun altında sanat ben yap. Ben şey dedim değil mi? Demiştim değil mi? Dedim değil mi? Yok ha. Aklımı teslim ettim değil mi şimdi? Ben buraya gelmeden önce içeride oturup sohbet ediyoruz. Dedim ki ben bu arkadaş konuştuğumda ben dedim susuyorum, konuşmuyorum. Dediler ki olur mu abi? Dedim valla abi. Adam dedi dinletiyor. Deminden iki saat aynı arabada geldim. İkimiz iki kelime konamadık. Yemin ediyorum iki kelime. Hani, tamam ben gideyim. Aramızda bir şey konuşacağız. Konuşamıyor musun? O kadar güzel anlatıyor ki. Hani arada durup da şoför arkadaşa ya şurada çek de iki su alalım diyemedik ya. Seni dinlemekte susuz geldik ya. Yemin ediyorum susuz. Yani var ya bazı derler ya adama susuz götür susuz getirirken. Sen öylesin ha. Ben konuşmuyorum vazgeçtim. Estağfurullah tamam.
Bitti söyle. Her şeyi böyle cepte oraya koy, bunu da koy, paketleri falan attı ya. Bizim bunun üstüne konuşacak bir şeyimiz kaldı mı? Ben konuşmuyorum. Sorulara geçelim. Ben gidiyorum evine. Yok, soruya geçelim. Bence çok güzel özetledin. Evet. Yani bu paketi aşmaya gerek yok. Bu paket çok güzel kondu bence ortaya. Bence bundan sonra sol cevaba gidelim. Bundan sonra ne olur? Soru cevaba geçerken tam Berem Şenetürk'ün söylediği alanda... Üstüne eklenecek misin biraz? Tabii tabii. Tamam, bir yok. Parantez açtım ya. Tamam. İkinci parantez olsun orada. Bir anı. Zaten beraber yaşadığımız için söylüyorum onu da. Mete Erar'la takip ediyorsunuzdur muhtemelen birçoğunuz. Gazetede, gazete markasında ve TVNet'te birçok ortak program yapıyoruz. Bu gece de yapacağız 23.30'da. Bekleriz orada. Çünkü bugün bayağı kritik bir gün. İnşallah. Ceren Usta'yız arkadaşlar. Ceren Usta gittik. Afrin'e de gitmiştik. Ceren Usta şöyle bir kişiyle karşılaştık. Uzun yıllar boyunca Amerikan özel kuvveti olarak Afganistan'da savaşmış, Irak'ta savaşmış. Çekiç güçle görev yapmış. Çekiç güç gibi ya. Bir küresel bir operasyonda görev yapmış. Bir kişi, hayli yaşı var. 50'nin üzerinde olduğunu sanırım bize anlatan kişi. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Estağfurullah. Yani bu da onun gömmesi. 50 yaşın üzerindeki hayli mi ileri yaşa koyuyor? Hayır, şunu söyleyeceğim. Gördün lan, lafı gördün. Yapar. Şeye az kalmış zamanı diyelim. Yani yaşı çok az kalmış. Eyvallah. Ömrü az kalmış. Ömrü az kalmış. Tanrım karıştı. Eski bir Amerikan askeri. Fakat kendisini bugün bir dini önceliğe adamış. Kendi dinine, kendi inanışına adamış. Kendi aracıyla, bakınız kendi aracıyla Amerika'da elbette oradan araçla geldi ama aracıyla Ceramus'a kadar gelmiş. Fırat'ın çevresinde bulunan her şeyin kutsal olduğuna inanan bir rahip. Evangelist. Bir kişi olarak bakınız Ceramus'a kadar geliyor ve oradaki insanları görmeyi dahi kutsal bir görev addediyor. Oradaki insanlarla konuşmayı kutsal bir vazife, bir mesuliyet addediyor. Ve yolda gördüğü herkesle bunu konuşuyor, bunu tartışıyor, ona tebliğ yapmaya çalışıyor. Şimdi düşünüyoruz. Tebliğ yapmaya çalışmayın ötesine şunu söylüyor. Sizin için elimden gelen ne yardım edebilirim diyor. Yani lütfen ki, benden bir şey isteyin. Benden bir şey. Diyorlar ki ya sen tek başınasın. Yok diyor. Ben tek başıma değilim. Benim arkamda büyük bir güç var ve inanılmaz bir paramız var. Ne istiyorsunuz bizden diye soruyor. Devam edelim. Tam olarak öyle. Şimdi bakınız. Bir kişi Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Hatice her birimizin hayatları ayrı, hayattan beklentileri ayrı, ideolojileri farklı olabilir. Az önce siyasi meseleler de, milli meseleler de diğer akşamda. Çok temel bir mesele. Başka partilere dahi oy vermeniz çok çok doğal bir şey. Uzun yıllar boyunca askerlik yapmış olan bir Amerikalı dünyasını bir tarafa bırakıyor. Bu benim mesuliyetimdir. Bu benim bir varlık meselemdir. Bu arada şey de değişmiyor. Fizik aynı fizik. Tam olarak öyle. Yani fizik aynı, yani hala şeye devam ettiği belli. Kılık, kıyafet ve tavırları devam ediyor. Ceren Usta geliyor ve görev adettiği bir şey yapıyor. 1948 dedi az önce Ali Erem Şentürk. 1948'de İsrail kurulana kadar hayatlarını İsrail'in kuruluşuna adayan, o terör devletinin kuruluşuna adayan o kadar çok isimler var ki onlardan bir tanesi engelli taklidi yaparak arkadaşlar 2 yıl boyunca Amerika'nın bütün kentlerini engelli bir tüccar taklidi yaparak vida topluyor. Bildiğiniz vida. Ve onları deniz yoluyla, bakınız 2 yıl boyunca engelli taklidi yaparak deniz yoluyla İsrail'e transfer ediyor. Ve İsrail'in mühimmatlarında en temel, en kilit unsur olacak birçok malzemeyi İsrail'e getiriyor. Sıradan bir adam. Bir ajan değil, bir görevli değil, bir devlet memuru değil, bir gazeteci değil, bir şey değil. Kendini bir şeye adamış. Bir şeye adamış. O sebeple ilave olsun diye değil, uzun bir geniş bir parantez olarak bunu addedelim. Arkadaşlar, pozisyonumuz, görevimiz, mesuliyetimiz, hayatımız, mesleğimiz, ne olursa olsun.
Bakınız günlerden beri 9 Ekim'den bu tarafa bütün dünya ne diyor burada? Emperyalizm ve teröre karşı Türkiye. Hani bir söz vardır ya, Karagümrük ağzında, az evvel Karagümrük konuştuk, sokak ağzında, biz tek siz hepimiz. Hakikaten emperyalizm ve terör tamam karşımızda ve Türkiye tek. Aynen öyle. Türkiye tek arkadaşlar. Yani Danimarka, sunucu dostumuz az evvel Danimarka örneğini verdi. Danimarka meclisindeki konuşma, fillerin emekliliği, dünyalar o. Bakın, bakın bizim dünyamız ne? Bizim mücadele ettiğimiz şeyler. Son bilgisayarda bitireyim. O iki adamın hikayesini tam da bu sebeple verdim özellikle. Bugün Belçika'da yaşayan, Hollanda'da yaşayan, Almanya'da yaşayan teröristler, terör yandaşları ne diyor biliyor musunuz? Takip ediyorsunuz sosyal medyada, Twitter'da, Instagram'da. Kürtçe, Arapça, Soranice, İngilizce, Zazaca hangi dile sahipseler? Temelde İngilizce. Yalan haberleri topluyorlar. Trump'a, Mike Pompeo'ya, Mike Pence'e, Birleşmiş Milletler'e, Reuters'a, El Cezire'ye, gazetecilere, bütün dünyanın gazetecilerine neşir atıyorlar. Sıradan bir kişi ya. Sıradan birisi, bir öğrenci, bir akademisyen, bir ressam, bir baba, sıradan bir teröristten söz ediyoruz. Almanya'da yaşıyor. O sebeple her birimizin yapacağı gerçekten çok kıymetli işler var. Evet. Gazeteci olmanıza gerek yok. Doktor olmanıza gerek yok, devlet adamı olmanıza gerek yok, akademisyen olmanıza gerek yok, siyasetçi olmanıza gerek yok. Hepsinden fazlası, emin olun, benim, sensin, sizsiniz, hepimiziz. Üç nokta. Çok abi geçmeden iki örneği vereyim. Yok gelecek mi bırakacağım? İki örneği aktarmış olayım. Bunlar hani aslında sizin emanetleriniz bende duruyor. Ben yaşadım bunları ama ben mümkün olan her fırsatta bu iki yaşadığım hatırayı teslim edip gidiyorum. Çünkü Allah Teala bana bu hatıraları yaşamayı nasip ettiyse bütün mesele bunları size aktarmak. İkisi de bayrakla ilgili. Niye biz uğraşıyoruz bunlarla başkası uğraşmıyor da niye biz yapıyoruz sorusunun cevabı var ikisinde. Bayrağın anlamını ben dışarıda öğrendim gerçekten. Türk bayrağının anlamını. Birincisi şuydu. Fas, ben bunu hep anlatıyorum, hep aktarıyorum. Allah nefes verdiği sürece de aktaracağım. Fas'ta gazeteci olarak gittiğimde dilenci teyze bana doğru yaklaştı. Böyle beli bükük, yaşlı, ölmek üzere artık. Dedi ki, ben de onu dilenci diye elimi cebime attım. Hani güya iyi adamım ya ben. O da para istemek zorunda kalmasın diye. Gelsin de parayı hemen alsın gitsin diye. Parayı hazırladım elime. Teyze bana doğru geldi. Önümde böyle zorla doğruldu. Şurada Türk bayrağı vardı. Öptü, alnını koydu gitti teyze. Ben teyzenin elini yakaladım. Hakkına evet, özür dilerim diye. Onun konuştuğu Arapça ile Fas'ta. Benim konuştuğum Arapça farklı bir Arapça. Zor anlaşıyoruz teyzeyle. Hakkına evet dedim ya, özür dilerim. Böyle böyle niye öptün falan deyince dedi ki, bizim dedi burada ortalık karışıyor, durumumuz kötü, kızların durumu kötü, namusumuz da tehlikede. İyi, Türkler gelmiş. Demek ki bundan sonra düzelecek dedi. Bu senin bayrağına ve dolayısıyla sana verilen, yüklenen anlamdır. Yeri bir daha söyler misin? Fas. Afrika'nın diğer ucu. Evet. Ya bu sana yüklenen bir anlamdı. Diğeri Urumçi'de Müslüman anne. Ben hani Müslüman anneyi programın açılışında da kullandım. Müslüman diye bir anne vardı orada. Türkiye ile ilgili sorduğumda o da Türk bayrağını severek demişti ki Türkiye bizim dedi kabul olmuş duamızdır dedi. Ve son örnek Suriye, Halep. Orada arabada gelirken videosunu izlediğimiz 15 çocuk cenazesi çıkartmıştım Halep'te bir gün ben. Çocuklar peri perişan mahvolmuşlar ve o vurulan çocuk yuvasından atan çocuk cenazesi çıkartıyorum. O gün çok üzüntüden mahvolmuştum. Çok kötü hissediyordum kendimi. Orada Ebu Ömer sıradan bir ketibe komutanı beni salladı. Ne yapıyorsun sen dedi. Seni dedi Cumhurbaşkanı dedi Erdoğan yerden dedi bir şey aldı cebine koyuyor. Gördün mü dedi. Gördüm dedim. Ne koyuyor dedi. Bayrak dedim. Değil dedi. Bayrak koyuyor dedim yani yerden, törenlerde yerde olduğu zaman bayrağı yere bırakmazlar bizde dedim yani. Bir bayrağı bir de ekmeği. Evet, biz o bayrağı alıyor cebine, bayrak değil o dedi. Onu hatırlıyorsunuz değil mi Cumhurbaşkanı Erdoğan alıp cebine koyuyor, hiç yerde bırakmaz onu. NATO söylüyorsun. Evet. Çok yerde yaptı onu, hiç yerde bırakmaz. Onu gördüğümü alıp cebine koyar. Başka da kimse yapmaz onu çünkü bir tek bizim bayrağımızın yere düşmemesi gerekiyor. O anlattığım hikayeden ve bütün o üzerinde durduğu anlamından dolayı. Bayrak dedim işte o ya değil dedi. Telefonu açtık videoyu izlettim. Dedim ki bak bu değil mi? Evet bu tamam bayrak işte dedim. Dedi ki yok la 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 hayır 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 dedi.
Erdoğan dedi yerden alıp cebine koyduğu şey benim kampa bıraktığım iki tane kızımın namusu dedi. Şimdi bu senin bayrağına yüklenen, sana yüklenen ve senden beklenen hikaye mi kardeşim? Şimdi marangozluk yaparken böyle yap o masayı. Bu niyetle. Doktorsun. Bu niyetle ameliyat yap. Gazetecisin. Bu niyetle yaz. Tüccarsın. Bu niyetle al sat. Bu niyetle oyna sahnede o oyunu. Bu niyetle yaz o şiiri. Çünkü şuursuzluğun birinci adımı niyetsizlik. Bugün oruçlu olsak, ben farkında olmadan şuursuzca su suyu içsem Allah benim orucumu bozar mı? Bozmaz. Niye? Şuursuzum. Aa, demek ki şuursuzken günaha bile giremiyormuşuz. Bırak sevaba girmeyi. Şuurlu olmak şartı ne? Niyet etmek. Ben kimim? Tam olarak nerede duruyorum? Niye geldim? Nereye gidiyorum? Ne niyetteyim? Bunları ayarladığında iş çözülüyor. Sonra tartışalım. Sen öbür siyasi görüşten ol, ben de bu siyasi görüşten olayım. Sen başka parti ol, ben de başka parti olayım. Birbirimize muhalefet edelim, konuşalım, tartışalım. Niye? Aynı yola gidiyoruz, aynı yere gitmeye çalışıyoruz da sen buradan gitmek istiyorsun, ben buradan. Ne kadar güzel bir, bu işte ayrılıkta, ihtilafta hayır vardır dedikleri hayır bu. Ama yeter ki aynı anlamlarda, aynı hayallerde buluşalım. Sonrası tartışırız diyorum Mete abi. Yine gitti. Ya abi gerçekten çatayı çıkıyorsun, ben orayı atlamaktan vazgeçip geri dönüyorum falan diyorum ama. Estağfurullah. Üstad da iki şey anlattılar gençler, ben de size bir şey anlatmak istiyorum. Demin buraya gelen öğretmenlerimiz ve bunu geceyi düzenleyen arkadaşlarla konuşurken bazı şeyler var, verdik, alıntılar yaptık, konuşmalar yaptık. İsmail demin dedi ki bizler bir şey yapabilmeliyiz, ne yapabilmeliyiz? Üstad da aslında neden yapmamız gerektiğini söyledi. Doğru mu? Sen de niye yapmamız gerektiğini söyledi. Buradaki gençlerin hepsi aslında bir amaçla buradasınız değil mi? Yani siz bir eğitim alıyorsunuz. Bu eğitimin sonunda da aslında güzel bir üniversitede okumak var. Yanlış söylemiyorum değil mi? Öyle değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Öyle değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Okey. Ve bu üniversiteyi bitirdiğinizde ne istiyorsunuz? Bitirdiğiniz üniversitedeki mezun olduğunuz işi çok güzel yapmak istiyorsunuz. Arkasından muhtemelen birisini sevmek, güzel bir evlilik yapmak, çoluğunuzun çocuğunuzun olması ve sevdiklerinizle hiç kimseye ihtiyacınız olmadığı, sevdiğiniz bir işi yaparken sevdiklerinizle ömür boyu yaşamak istiyorsunuz. Plan çok büyük ve çok da güzel. Peki planın birinci amacı ne? Üzerinde koyabileceğimiz bir yaşam yeri yoksa anlamı var mı? Yok. Gitti. Üstad demin size onu anlatmaya çalıştı. Hani basamak koydu ya, hep basamak basamak anlattı. Aslında o basamağın birinci basamağı, hepimizin hayal etmesi gereken birinci basamak ne biliyor musunuz? Üstünde yaşayabileceğimiz çok değerli bir vatan. Beraber ulus olmak, beraber kardeş olmakla başlıyor. Onun üstüne koyarsınız her şeyi. Onu koymadığınızda ne paranın, ne pulun, ne itibarın, ne mesleğin, ne yaşın, ne yaşlılığın hiç kıymeti yoktur. Üstad da çok savaş bölgelerine gitti, doğru mu? Ben de çok savaş bölgelerine gittim. Bosna'sı, işte diğer coğrafyalar dahil olmak üzere. İnanın, insanın hiç adının olmadığı yerler buralar. Neden? Çünkü eğer bir yere savaş gelmişse ve bu savaşı size iç savaş olarak dayatmışlarsa, inan hiçbirinizin adı yok. Hiçbirinizin adı yok. Hiçbirinizin çalıştığı makamın, mevkisinin hiçbirinin anlamı yok. Biz Suriye'de nedeniz diye sorduğunuzda, işte o değerli kılan, bizi hep anlamlı kılan o yer için oradayız. O burası için oradayız. Biz Suriye için orada değiliz. Biz bu vatan için oradayız. Bu vatana gelmek isteyenler için buradayız. Onu anlamlandırdığınızda inan üstüne her şeyi koyarsınız. Gençler, sizin yaşınızdan biraz daha büyükler, biraz daha yani 2 yaş daha büyükler şu anda belki sizle aynı yaştalar. Düzeltiyorum. Aynı yaşta bile olabilirler. Bugün Barış Pınar Harekatı'nda görevliler. Hepsi profesyonel asker veya profesyonel bir birimde çalışıyorlar. 2 yaş, 3 yaş. En fazla 23 yaştır. Çoğunluğu bu yaşlarda. Yani aslında siz bizler emaneti çok güzel aldınız arkadaşlar. 15 Temmuz.
Şahane. Barikatlardan başlayayım ben size. Barikatlar. Arkasından 15 Temmuz. Arkasından Fırat Kalkanı, Afrin Harekatı ve bugün Barış Pınarı ve Türkiye'deki terörle mücadele. Siz çok iyi bilirsiniz. Zaman zaman bunu çok tartışıyoruz. Ben çok sağlam geldiğinizi düşünüyorum. O kadar sağlam geliyorsunuz ki size bir şey uzatıldığında spontanedir. Yani düşünebiliyor musunuz? Askersin ve yolda gidiyorsun. Sana adamın bir tanesi kamerayı çeviriyor, tankın üzerinde nereye gidiyorsun diye soruyor. Düşünemezsin arkadaşlar, bu planlanacak bir şey değil. İçinde varsa söylersin bu lafı. Bu laf içinizdeyse söylersiniz. O lafı söyleten size, sizin güçlü gelişiniz. Çok şey yapabilirsiniz. Ben size çok şey yapabileceğinizi barikatlar dönemindeki iki anımla anlatayım. Çünkü bugün yaşadıklarımız aslında o günden başlayan büyük bir mücadelenin de işaretleri. Tam operasyonlar başlamış, yine bugünkü dönemde olduğu gibi polis özel harekat timleri, jandarma özel harekatları ve diğer özel kuvvetler, araziler beraber çalışıyorlar. İşte biz onlara deliler diye tabir takmıştık, bu delileri bir araya getirmeyecektiniz diye de söylentilerimiz vardı. Kendi yazdığımız duvar yazıları vardı. Arkadaşlar oraya gittiklerinde sizin yaşınızdaki gençler bana ulaştılar. Dediler ki abi, kimisi Uludağ Üniversitesi okuyor, kimisi İstanbul'daki üniversitede okuyor. Beni buldular yani. Bana ulaşmak için inanılmaz çaba sarf etmişler. Ve dediler ki abi, biz bir şey yapmak istiyoruz. Çocuklar, ne yapmak istiyorsunuz? Amacınız ne? Ne yapacaksınız? Biz oraya gitmek istiyoruz dedim. Hop, orası değil. Orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve emniyetin bütün personeli yeterli. Size ekstra bir silah tutacak ele ihtiyacınız yok. Abi biz ama orada olmak istiyoruz. Bakın orada olmanın on binlerce yolu var. Ne yapabiliriz dediler. Bakın dedim çocuklar, bir ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Arkadaşlarınıza ve oradakilere, insanlara onların arkasında olacağınız mesajı verebilirsiniz. Hatırlıyor musunuz? Şu mektup kampanyası vardı o zaman. Bütün öğrenciler oradaki hiç tanımadığı bir askere veya bir polise duygularını yazmıştı. Barikatlar döneminde. O zaman yaşınız belki ufak olabilir. Belki biraz daha büyük yaştaki hatırlar. O kadar farklı bir şey yaptılar ki. Türkiye'deki o ilk kampanya başlatan Uludağ Üniversitesi'ndeki bir grup gençti. Başka bir yerden beni aradılar. Bir yani 40-50 yaşlarındaki bir bayan grubu. Dediler ki biz bölgeye gitmek istiyoruz. Ya gerek yok, gitmenize gerek yok. Dediler ki biz bir şey yapmak istiyoruz. Dedim ki çok uzun zamandan beri evlerini özlemiş olabilirler. Dolma yapın dedim. Sarma yapın. Gönderin. O kampanyayı Ankara'daki bir grup yaptı. Ama ondan daha değerli başka bir şey daha anlatacağım. Bunu ben kitabımda da yazmıştım. Beni çok her defasında duygulandırır. Mersin'de Mersin tabii büyük bir hali var. Çevreden bir sürü malzeme geldiği için. Mersin'deki haldeki bütün çalışanlar bir kampanya düzenliyorlar. Ve oradaki meyvelerden, çünkü en çok çekilen askerlerde böyle yörelere gittiğinizde hep taze meyveyi çok özlersiniz. Çünkü devamlı şey yersiniz, kumanya yersiniz. Onları toparlayıp gönderecekler. Bir yaşlı annemiz var. Yaklaşık 70 yaşlarında bir annemiz. Annemiz her akşam belli bir saatte oraya gidiyor, hani atılmaya yüz tutmuş olan şeyleri de alıp evine getiriyor. Çok fakir. Gidiyor diyor ki, çocuklar ne yapıyorsunuz yani, bir arabada yüklenen bir şey gördüğünde diyor ki böyle böyle bir olay var, Mehmetciğim ve polislerimiz orada, onlara bir kampanya düzenledik ve biz bunu göndereceğiz. Diyor ki ben de katılacağım. Herkes biliyor yani, kadıncağızın durumunu biliyorlar. Ben diyor katkıda bulunmak istiyorum. Ya anneciğim yapma etme, yok ben bulunacağım falan derken üstünü falan araştırıyor. Bir lira. Bildiğiniz bir lira. O bir lirayı çıkartıyor ve şeye veriyor, oradaki görevliye veriyor. Benim de paramı koyun buraya. Benim de param bunun içinde olsun. Ve çekip gidiyor. Oradaki arkadaşlar daha sonra o bir lirayı genelkurmaya ulaştırdılar. Olayı da anlatarak. Ve genelkurmay şöyle bir şey yazdı. Anneciğim o bir lira bizim için çok büyük. O bir liranın anlamı bizim için çok büyük. O bir lira. O bir lira şu anda genelkurmayda duruyor. Ama onun morali sahadaki milyonlarca insanı etkiledi. Onun o bir lirası belki her şeyi değiştirdi. Size benim tavsiyem. Bugün buradan çıkarken şunu düşünün.
sizin için, bizim için sınır ötesine geçip her şeyinden vazgeçen bu arkadaşlar için ne yapabiliriz? Bir örnek vereyim. Hepiniz sosyal medyayı çok iyi kullanıyorsunuz. Canavar gibisiniz. Twitter hesabı olmayan, sosyal medya hesabı olmayan, Instagram olmayan kimse yok. Arkadaşlar savunun. Sizin için, sizi hiç tanımayan bu gençlerin bizim için yaptıkları bir mücadele onların arkasında olduğumuzu her güçle beyan edelim. Güçlü bir şekilde beyan edelim. Ama önce onların nereden, niçin orada olduklarını doğru anlayalım. Çünkü inanmadığınız bir şeyi savunamazsınız. O yüzden dostlarım sizin için paylaştıkları benim için çok değerli. Basamağı doğru yerden başladılar. Basamağı bir yere getirdik. Şimdi de soracağınız teknik sorular varsa üçümüze de sorabilirsiniz. Zamanımızı da böyle değerlendirelim. Soruları ne dersiniz üstad? Bu arada mesela Twitter hesaplarımızda sosyal medya dediğim için söylüyorum. Sadece 3 tane mention gelmiş arkadaşlar. Yani yüzlerce olması lazım. Belki herkes Twitter yoktur burada. Her Twitter hesabı olan kaç kişi? Kılavuz gençlik için söylüyorum. Instagram'da bak şimdi. Instagram? Daha kalabalık. Facebook? 5-7'nin neredeyse. Haa Facebook. Instagram daha fazla mı? Abi Fortnite, Facebook çöp. Öyle mi? Neye giriyoruz? Instagram. Bende ikisi de yok ya. Ben bir tek Twitter kullanıyorum. Facebook bundan sonra ihtiyaç ya. Teyzeler birbirine domates gönderiyor. Domates mi? Evet. Niye? Çiftlik oyunu var abi. Çiftlik oyunu var abi. Ben bak bunları vallahi çok uzaklaşmışım bu. Instagram. Instagram. Abi. Sorulara nereden başlamak istersiniz? Vallahi kim sormak isterse oradan başlayalım. Kim sormak istiyor? Orada bak bir delikanlı var. İsmini öğrenebilir miyiz? Daha doğrusu seni buraya alabilir miyiz? Gelsene. Bir şey soracağım, söyleyeceğim. Ben bu ilk elini kaldıranları ve ilk soru sormaya cesaret edenleri tebrik ediyorum. Çünkü hayatta iyi ki cesaret edebilenler hiç geriye düşmezler. O yüzden aferin sana. Yani ilk kaldırmak başına ne geliyor? Bilmeden o eli kaldırabilen el çok değerlidir kardeş. O yüzden söylüyorum. İsmini alalım. Teşekkür ederim hocam evvela. İsmim Ulu Bey. Koca Üniversitesi'ne okuyorum. Sırası için de bir gün ne kadar. Vay. Bayağı büyük bir var. Vay. Helal olsun. Hocam sormak istediğim şu. Biraz önce de bahsettiğiniz gibi Türkiye evet hem sahada hem masada çok güzel bir şey kazandı. Çok onur duyucu ve çok gurur duyucu duyulan bir şey. Sormak istediğim şu hocam, Resulayn bölgelerinde başka bölgelerinde çok güzel hani orada hani kazandı bu ortada. Peki Munbiç ve biraz önce Eren hocamızın da dediği gibi aynen Arap bölgeleri genel olarak bildiğim kadarıyla Rusya altında ve bu konuda hocam Munbiç, Haseke, Kamışlı'yı soracağım değil mi aslında? Evet hocam bu konuda Rusya ile şey soracağım. Nerelisin? Hocam ben Orta Asya, Tacistanlıyım. Belli. Çünkü lisanı gördünüz mü? Ben aksandan anladım. Aksan çok iyi. Sormak istedim hocam bu konuda Türkiye'nin Rusya'ya karşı tutumu ve ABD ile anlaştığı gibi masa üzerinde bu konuda da bu kadar kolay olacak mı? Onu sormak istemiştim. Bir şey soracağım. Burada mı yaşıyorsun? Yani Türkiye'de mi yaşıyorsun? Yoksa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısın? Yok değilim hocam. Gurbetçiyim. Ya bakın, fark ettiniz mi? Buraya misafir olarak gelen bizden birisi bizim için adına soru sordu. Kızayım ben size şimdi. Ama 300 milyon dünyada en az 300 milyon Türkçe konuşan insan. Onu demek istemedim. Hani bak Türkiye. Tam doğrusunu söylüyorum. Evet. Aslında ayrı olmadığımızı o kadar kuvvetli. Tabii canım. Ya. Çat! Aynı soruyu şuradan bir Bosnalı da el kaldırıp ya biz niye yokuz, şurada, şuraya niye yapmıyoruz diyebilir yani. Hani sen Bosnalısın, sana ne Resulayn'dan falan yani. Olmuyor. Vallahi evet, olsun. Öyle. Sen cevap vereceksin. Yok, hayır. Niye? Bilmiyorum. Sağdan başladım. Yaşlı olanlar. Sağdan başladım. Öyle dedin sen. Bir de askeri bir soru sordum. Yok, ben gazeteciyim. Ama o askeri sormadı ki. Uçaklara binen sensin, ben hiç yapmıyorum. Yapma bunu. Arkadaş, bunun için söylüyorum. Yanlış anlamayın. Eleştirme için değil. Adam birinci ağızdan herkesten öyle diyor. Biz üçüncü, dördüncü, beşinci... Sahnesini dersek önce. Evet, Resulayn, yani Tel Aviyat Resulayn ne kadar güzel oldu. Ama işte Kamışlı, Haseke buralar ne olacak? Soru bu mu? Evet hocam. Tamam.
Bir tane Türkiye'nin bir hedefi var. Bir numaralı hedefi aşama aşama gidiliyor. İlk aşama şu. Suriye'nin bütün Türkiye'yi düşünün altında, güneyinde, sınırın tamamında 30 kilometre derinliğinde, yani Hatay'ın altından başla Irak'a kadar git. Irak dahil. Irak dahil. Orada birinci hedef, orada en az 30 kilometre derinlikte bir numaralı güvenli bölge etmek. Bunun şurası kalsın, burası olsun yok, bunu kabul etmiyor Türkiye. Sonunda tamam olacak. Neden? İki tane rasyonel sebebi var. Birinci rasyonel sebep, 30 kilometre şu an itibariyle dünyadaki terör örgütlerinin atış menzili. 20 mil. Onu bir kere o atış menzilinin dışına atmak. Bu en küçük rasyonel sebep. İkinci sebep, o 30 kilometre ve 450 kilometrelik alanda Suriyelilerin birinci etapta 1 milyon, ikinci etapta toplam 2 milyonunu oraya yerleştirmek. Yerleştirince ne olacak? Dünyadaki ve Suriye'deki başka Suriyeliler diyecek ya, bu böyle oluyormuş. O zaman biz başka yerde istiyoruz diyecekler. Sonra onu başka yerden sağa doğru, sola doğru, derine doğru, çapraz, herhangi bir yöne doğru genişletirsin veya genişletmezsin. O zamanki şartlarda verecek karar, ama şu an itibariyle dünyaya göstereceğiz ki bak güvenli bölge oldu. Bak Suriyeliler yerleşti. Bak mesele senin petrolünmüş, bilmem neymiş değildi, insanlar oldu. Barış tesis edildi. Sonunda ne olacak? İşler bittiğinde, her şey bitti, savaş bittiğinde 4 milyona yakın Suriyeli'den bahsediyorsun değil mi? Suriye'de 4 milyona yakın Suriyeli var değil mi? Evet, Türkiye'de. Türkiye'de. Diyorlar ki bize de Kürt katliamı yapıyorlar değil mi? Tamam. O 4 milyona yakın Suriyeli'nin 300 bini Kürt. Niye Türkiye'ye kaçtılar? Aynı adalardan gelenler. 300 bini Kürt bu adamların. Size Suriyeli deyince hepsini Arap mı zannediyorsunuz? Arasında Kürtler de var, Türkmenler de var, Araplar da var. Suriye'den gelmiş Suriyeli Kürtler orada PKK'dan, Esed'den, Rusya'dan, Amerika'dan, İran'dan kaçıp Türkiye'ye sığınmışlar. O adamları da oraya geri gönderdiğinde, her şey normale döndüğünde işler Türkiye için ne olacak biliyor musun? Orada bir sürü, o 4 milyon insanın çocukları Türkçe öğrendiler mi? Buradaki okullarda okudular mı? Artık Türkçe konuşan bir Suriye bürokrasisi olacak. Hukuk, mahkeme, devlet, belediye, ticaret, Türkçe konuşan adamlar var. Problem nerede biliyor musun? Savaşın sonuna geldik dostlar, haberiniz olsun. Bütün emperyalistlerin, bütün sömürgecilerin, bütün faşistlerin derdi şu. Bu iş bitti. Görüyor musun? Türkiye buradan kârlı çıkacak. Ne yapayım, ne edeyim? Suriyelileri gider ayak Türkiye'ye düşman edeyim. 5 senedir, 6 senedir başın üstüne taşıdığın adamları sana düşman edip gönderecekler. Niye? Bütün o kazanımlarını geri almak için. Bütün Ali Cenaplığını bozmak için. Buna da müsaade etmemek lazım. Uyanık olmak lazım. Burada çabalayanlar var. Tabii. Şeyi sordun ya, hani ne olacak diye, bitti mi? Bitti olacak. Şey çok güzel diyor, 3 nokta koydum diyor ya, ben o zaman anlıyorum. Ha, 3 nokta. O hep 3 tık 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 koyup böyle teslim ediyor. Şunu teslim edin. Bundan bir ay önce hep beri size sorsaydım, deseydim ki Türkiye Fırat'ın doğusuna operasyon yapacak mı deseydim. Yarınız mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü ABD müsaade etmeyecek diyecektiniz. Der miydiniz? Derdiniz. Yani ben, biz, evet. Çünkü yani televizyon programlarında bile %80'i olmayacağını söylüyordu. Arkasından deseydim ki Türkiye bu operasyonu bu kadar süratli yapabilir mi diye sorsaydım, o kalanın %50'si de mümkün değil derdi. Uçakları kaldırmayacaklar, uçaklarımızı kaldırmasına müsaade etmeyecekler derdi. Ne kadar sürecekler deseydim, İşte şu kadar olurdu. ABD buradan çıkacak mı deseydin, çıkmaz diye konuşacaktı. Arkadaşlar tam bir ay önce Türkiye ne söylediyse şu anda yaptı. Bir ay önce ne kadar herkesin hayır kardeşim olmayacak dedilen ne varsa yaptı. Aynen öyle. Biz kardeşimle beraber televizyon programı yaparken güvenli bölgede bunları çok sık konuşuyoruz. Bana zaman zaman sorar. Ben neyine güvenip hani her şeyi yapabiliriz diye soruyorsun diye. Söylediğinde ben şunu söyledim. Ben bizi iyi tanıyorum. Ben sağda askerin ne olduğunu biliyorum. Çünkü ben eski askerim. Ben o bölgelerde bulunduğumda gücümüzün ne olduğunu biliyorum. Geri adım atmamamızı biliyorum. Onlar da bizi bizden daha iyi biliyor. Bilmeyen kimiz biliyor musunuz? Biziz. Bu soruyu soruyorsan zaten bir hata var. Şimdi düşünebiliyor musunuz çocuklar? Siz dünya şampiyonu olmuşsunuz güreşte ve gelenlerin her birinde sırtını yapıştırmışsınız yere. Adamın bir tanesi de geliyor, babanız
Daha ilk defa çıkıyor ve çok da bu işi beceremeyen bir adam. Babanız size şöyle söyler mi? Oğlum sen buna yenilirsin falan der mi? Ya bu seni mahveder, ağzını burnunu da kırar, geri gönderler der. Babanız böyle bir şey söyler mi size? Diyeceği tek laf vardır. Hadi yavrum. Benim babam da söyler. Kim o? Hangi kimin babası söyler? Benimki de söyler, doğru söylüyor. Valla mı? Bazılarımızın babaları öyle. Babası böyle moralini mi bozuyor? Evet. Bazılarımızın bizim babanla konuşmamız lazım. Babanın telefonunu bize ver. Bizim evladı nasıl moralini bozarsın? Çocuklar, babası çocuğunu tanıdığı için şu lafı söyleyecektir. Oğlum, dikkatli ol, hata yapma, her zamanki gibi davrandır. Şimdi ben de onu söylüyorum. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askerinin adım attığı, geri adım attığı bir yer yok ki. Bir yer yok. Bir yer yok. Elbap operasyonu tam Elbap'a girmeden önce gün oradaydım ben. Yani tam Elbap sınırında çatışmalar çıktığında ben de oradaydım. Yani bir 30 kilometre içerideydim. Döndüm, bana şey soruluyor işte. Ne olacak, ne edecek filan ve ilk şehidimizi verdik şeyde Elbap'ta. Girişte. Suriye'de toplantı yapılıyor, Halep'te bir toplantı yapılıyor, üst düzey adamların katıldığı, işte Rusya ordusundan ve diğerlerinden, işte Elbap'a silahlı kuvvetler girer mi girmez mi tartışmaların olduğu bir ortamda Rusya'nın bir uzmanlarından bir tanesi diyor ki Elbap düştü. Herkes diyor ki ya kardeşim ne diyorsun size? Nasıl yani Elbap nasıl düşecek? Ya daha girmediler. Ya içeride yaklaşık 1000'in üzerinde DAEŞ'li var. Nasıl olacak? Söylediği laf aynen şöyle. Ben Türkleri tanıyorum kardeşim. Kan döktükleri, kendi kanının döküldüğü bir yeri almadan çıkmazlar. Adamın söylediği laf Ruslardan söylüyor. Bunu bir Rus söylüyor. Onlar kanının döküldüğü yeri almadan çıkmazlar. Bunu bir ne derler? Şeref yaparlar. Abi biz döndük. Elbap'ı alabilir miyiz? 1500 tane sordu bana. Ben de dedim ki ya bir insan kaç defa rüştünü ispat eder ya? Bu ordu kaç defa rüştünü ispat eder? İşte aynı soru şey içine geçer. Bugünkü yaşadığımız operasyon için geçer. Yorulma kardeşim, otur. Bir yiğit böyle gider. Bugün bu sorunun cevabı, üstad için söylemiyorum, arkadaşım için söylemiyorum, çok güzel bir soru sordu. Yarın sabahleyin ne olacağını sorusu aslında bugün yaptığımızdan belli. Aynen. Kademe kademe. Her şeyin bir zamanı var. Bu işin bir ekonomisi var. Bu işin bir siyaseti var. Bu işin bir felsefesi var. Kademe kademe gidiyor. Devletlerin ömründe bir sene çok uzun rakam değildir çocuklar. Devletlerin ömründe 10 sene çok uzun rakamlar değildir. İnsanlar için uzun rakamlardır. Devletler çok daha uzun yıllar yaşar. O uzun yılların yaşaması için de bazı şeyleri vadiye yayabilirler. Örnek, 1964'te Kıbrıs'a girmek istiyoruz. Johnson mektubu geliyor değil mi? 60'lı yıllarda. Ve vazgeçiyoruz. Vazgeçmemizin arkasından hazırlık yapıyoruz. Kaç yıl? Yaklaşık 10 yıl yapıyoruz. 74'te yine laf söylediklerine girmiş oluyoruz. Belki o dönem insanlar için çok uzun rakamda 10 yıl. Ama devletler için öyle değildir. Devlet bir şeyi ister, zamanı geldiğinde yapar. Aradaki fark budur. İnsan ömrüyle devletlerin ömrü. Demezler mi? Devletler asla yaşanmaz diye. Evet. Bu yüzden söylerler. Evet, evet. Devletler asla yaşanmaz. Devletler hep 18 yaşındadır ve 18 yaşında kalır. Çok güzel. Ve acele etmez. Ve acele etmez. Devletler, devletlerin kalbi yoktur, devletlerin beyni vardır derler. Hep bunların bir sebebi vardır. Ve biz hayatımız boyunca devletsiz kaldığımız bir dönem olmamıştır. Bir dönem olmamıştır, bir yıl olmamıştır. Hep devletimiz var. Cumhurbaşkanlığı forsunda 17 tane yıldız varsa 17 tane kurduk demek değil mi? 16 tane var. Bir tane de ortada var. 17. 17 oluyor. 17 tane devlet kurmuşuz. Evet. Yani. 16 tane de batırmışız demek. Evet. Şimdi. İşte ama senin söylediğin şey vardı ya. Demin ne söyledin sen ona? Bir cep vardı ya. Evet. Aldın hani evet. Cebi aldın buraya koydun yani, ya. Bir sürü cebinde beklemiştin ya. Milli siyasi. Aynen mesela. Öyle. Çünkü ama. Kardeş kardeşe düşmesi. Evet. Tamam mı? Allah korusun. Bir de sınırı bize yanlış öğrettiler. Sınır meselesini. Her milletin kendi geleneksel sınır tarifi vardır. Başkasının sınır tariflerini almayın yani. Norveç'te sınırımız. Hiçbir tarif. Aynen öyle. Hiçbir her devletin, her medeniyetin, her kültürün bir sınır tarifi. Ne demek sınır dediğinizde size anlatırlar. Norveçliler başka türlü anlatır, İngilizler başka türlü anlatır.
Siz niye bir İngiliz gibi sınır tarif ediyorsunuz? Bizim sınır tarifimiz bellek, 300 yıl önce yazılmış. Sınır ne demektir Türk için? Şehit mezar taşı sınır taşıdır. İki anlamdadır. Birinci anlamı, git mesela şeye, Çanakkale'ye, yan yana yatıyor bir adam. Bakıyorsun mezar taşına, Halep, Şam, Bosna, Rize, Manisa, Trabzon, Kerkük, Kırım, Azerbaycan. Azerbaycan. Hmm. Alsancak'ta doğmuş, Lefkoşa'da doğmuş, Boston'da doğmuş, Kırım'da doğmuş, Kerkük'te doğmuş. Tamam. O taşlar bizim sınır taşlarımız işte. Birinci anlamı bu. Bir de Mete abinin biraz önce söylediği anlam. Hmm. Şimdi sen buraya şehit mi bıraktın? Ha. Sen hemen göm buraya şehidi. Koy diyor mezar taşını. Tamam. Burası artık sınır taşı diyor. Sen... İngiltere'de bir şehitliğimiz var arkadaşlar. Öyle mi? İkinci soruyu alalım. Dur, soruya geçmeden Ulu Bey'in sorusuna dair dört manşet vereceğim mesela, dört manşet. 30 kilometre terap yapmışlar. Televizyoncular böyle oluyor biliyorsun değil mi? Mecbur KC'yi yazacak. KC'yi yazacak altına. Peki. Şimdi terap yapmışlar Resulayn arasını güvenli bölge temelde öncelikli olarak ilan etmemizin dört temel yankısı. Türkiye'nin dışından dört ses. Der Spiegel gazetesini duydunuz biliyorsunuz. Alman. Şimdi Der Spiegel o kadar Türkiye karşıtı, o kadar Türkiye düşmanıdır ki Gezi günlerinde Türkiye için özel ek yayınladı. Özel Türkçe. Ek yayınladı ya, özel dosya yayınladı. Ve Der Spiegel gibi bir gazete 3 gün evvel bir karikatür yayınladı. Görmüşsünüzdür belki Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta. Trump, Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne kırmızı halı seriyor. Türk bayrağını seriyor. Yani Der Spiegel gibi bir gazetenin zihin yapısı bile sadece bu 30 kilometrelik alan için bile bakış açısı bu. Bu bir yerde bir dursun. Jerusalem Post, evet. İsrail. Ne dedi biliyor musunuz? Nasıl manşet attı? 6 gün savaşları da var onların malum. Mitolojidir onlar için. Dedi ki 6 yıllık çalışmamız ve 6 yıllık ütopyamız 6 günde çöktü dediler. Son bir örnek daha vereyim. David Rothschild, Rothschild ailesi, Rockefeller biliyorsunuz, bu yedi aile, dünyayı yöneten işte Davos, Bilderberg, şunlar bunlar. David Rothschild, Rothschild'lerin sözcüsü, küresel sözcüsü, ailenin en genç üyelerinden birisi. Dedi ki, bu Türkiye'ye teslim olmaktır. Üç nokta yine, bırakalım. Size bir tane şey vermiş arkadaşlar. Hangi videoydu? Hangisi? Sen söylesene. Nerede Mesut kardeşimiz değil onlar. Hayır, sen fotoğraf çektin ya. Burada abi, gel. Bu doğru. Ona göre söyleyelim. Tüneller diye geçiyor mu orada? İkinci soru da hazırlanabilir bu arada. Evet, soruyu alırken onu da hazırlatalım. Hem de arkadan dönmeye başlasın. Evet. Var mı soru? Buyur abi. Bu arada arkadaşlar, Anadolu Ajansı Resulayn Tünel görüntüsünü arkaya doğru verebilirsin, döndürebilirsin. Sesini kısa dönsün. İyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar. Ben Orhan Bayraktar. Mikrofonu aldım, teşekkür ederim. Bin yıldır biz bu coğrafyada bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadele şimdi bitmeyecek. Bitmez. Bu roundlardan bir tanesi. Evet. Biz çok şükür, ben 1981 yılında asker okula girmiştim. 85'li ilk burada görev yaptım. Tatbikatlara, revolarla giderdik. Çoğu da yolda kalırdı. Bir türlü varacağımız yere varmakta zorlanırdık. Motor teknisyeni gelirdi, onarırdı falan. Şimdi çok şükür savunma sanayinde çok iyi yerlere geldik. Daha da iyi yerlere geleceğiz. Bu Türkiye'nin yumuşak karnıydı. Çünkü Avrupa'dan kardeşim siz Güneydoğu'da şu silahları kullanamazsınız, evet. Bunu yapamazsınız. Her onlardan istihbarat alamazsınız. Yani birçok bize bu yönde ambar okuyorlar. Evet. Biz de bunların silahlarını kullanmıyoruz. Çok özür dilerim bak, gençler var ya, neden bahsediyor abi biliyor musunuz? Bak çok acayip saçma gelecek size. Bak böyleydi ha, vallahi çok ciddiyim. Amerika'dan füze istiyorsun, F-16'ın var, füzen yok, füze verecek sana. Amerika sana füzeyi satarken diyor ki bak, bundan 6 tane atabilirsin. Sadece şu günlerde sadece şu günlerde atabilirsin. Hafta sonu atmak yok. Şu saatte başlayacaksın, bu saatte bitireceksin. Şuranın dışına atmayacaksın. Atmadan önce bana haber vereceksin. Yoksa mahvederim seni. Tamam diyorsun. Bak bak,
100 yıl öncesinden bahsetmiyorum ama 15-20 sene evvelki Türkiye'den bahsediyorum. PKK ile mücadele ediyoruz. Efendim, Kandil'i bombaladık. Nasıl bombaladınız biliyor musunuz? Pazartesi günü Amerika'ya haber verdiniz. Kandil'i bombalayacağım. Tamam. Çarşamba günü saat 10. Bekliyorsun. Çarşamba saat 10 oluyor. Çıkıyorsun. 5 tane at. Gebertirim. 7 tane atıyorsun. Geç bir tane diyor. Peki falan. Bak valla. Yok o kadar değil. O kadar. Yani, o kadar değil ama ha, yani. O kadar. Yok yani şöyle. Kısıtlar anlamında. Ha yok o kadar değil. Yani, ha, asker olarak. Yok yok şöyle değil. Hani şu saatte atacağın değil ama. Bir söylediğin çok şey, doğru. Şey mecliste kayıt var saatte. Yok yok hayır. Şu... Gece atışı yapamazsınız diye uyarı almışız Amerika'dan. Bir sürü kısıt var. Evet. Gece atışı mecliste uyarı gelmiş. Hani, evet. O zaman şey yaparız. Sanki eski kişilerin her biri hani şey yapıyor gibi. Komutanlara bir şey söylemiyoruz. Duruma, siyasi duruma söylüyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Şu arkadaki bir ışıkları kapatabilir miyiz ya? Soruyu alamadık bu arada. Ha. Komutanım. Siz bu arada sorun. İşi kapatın tamamen arkadaşlar. Onu da kapatın. Şunları da savunma sanayindeki bu zaafımız bizim bir yumuşak karnımız. Evet. Bunu büyük ölçüde hallettik. Daha iyisini inşallah halledeceğiz. Daha iyi noktalara geleceğiz. İnşallah. İkinci yumuşak karnımız da bizim ekonomi ve enerji. Maalesef doğal gazımız, petrolümüz dışarıdan alıyoruz. Tamam. Yok. Onun da dolarla evet alıyoruz. Buradan bizi vuruyor en büyük handikapımız bizim bu. İnşallah Akdeniz'de sondaj gemilerimiz petrol ve doğalgazı inşallah bulacaklar. İnşallah. Ve bu hegemonyadan da kurtulacağımızı ben düşünüyorum. Tamam. Bu böyle olursa 10 yıl sonra Türkiye nerede olur? Güzel. Çok basit. O kadar basit ki cevabı. Yılda 60 milyar dolar dışarıya enerji parası ödüyor Türkiye. Dışarıya, yurt dışına petrol, doğalgaz, şu bu falan filan toplam 5 kalemde, 5 ana kalemde, kendi içlerinde 3'er tane ayrı ayrı alt kalem olmak kaydıyla 5 ana kalemde yurt dışına ödediğimiz para 60 milyar dolar. En büyük kalem nereye gidiyor? Doğalgaza gidiyor. Soru şu, biz bu kadar doğalgazı ne yapıyoruz? Kombilerde, ocaklarda yakıyoruz meselesi var ya. Tamam, Türkiye'nin satın aldığı doğalgazın sadece %8'i evlerdeki kombilerde, ocaklarda kaloriferlerde yanıyor. Aha %9'unki nerede? Depoluyor muyuz? Hayır. Onunla elektrik üretiyoruz. Türkiye aldığı doğalgazın en büyük kısmını elektriğe harcıyor. En büyük kaleminin en büyük kısmıyla elektrik üretiyorsa tın nükleer santral. Maliyeti kaç para? 5 milyar dolar. İki tane bitirdiğin andan itibaren 60 milyar doların artık yarısını ödemeyeceksin. 10 yıl sonraki Türkiye enerji maliyetini yarı yarıya düşürmüş, o paraları başka yere harcıyor. O yüzden de diyorlar ki yapma. Bütün meseleleri de o. Ve TFX uçağı da bitmiş olacak inşallah. Ha inşallah abi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yani bu sorunun cevabı anlamında söyleyeyim. Türkiye'de geçen senelerde yapılan dev proje dediğimiz, işte hemen sizin yakınınızda olan Osman Gazi Köprüsü, otoyollar, şunlar bunlar, her birini koyun üst üste 10 milyar euro civarı. Bu ne demek biliyor musunuz? Her sene bundan 6 tane yapabildiğinizi düşünün. Her sene 60 milyar euronun sizin için eğitim, sizin için başka bir kaynak olarak size döndüğünü düşünün. Böyle bir şey. Yani hayatımızı değiştiremeyecek olan birçok kazanım buradan başlayacak. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Hepiniz tarih okuyorsunuz, çocuklarla konuşuyorsunuz, ediyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Hocalarımız için de söylüyorum. Hep Musul'u konuşuruz. Musul'un nasıl elimizden gittiğini konuşuruz. O dönemde de kimse Musul'u vermek için istek ve arzuda değil. Evet. Türkiye'deki bütün siyasetçiler, o zamanki karar mekanizmalar, herkes Musul'un önemini biliyor ve Musul'u almak için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Ama ne oluyor? İç savaş çıkartıyorlar. Ne oluyor? Birleşmiş Milletler, o zamanki Milletler Cemiyeti'nden Türkiye aleyhine karar çıkartıyorlar. O zaman ne oluyor? İpe un seriyorlar. O zaman ne oluyor? Türkiye'yi karıştırmak için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Demin üstadın söylediği o cepte hikayesini yapmamak için ellerinden gelen gayret sonucunda Musul şu anda Türkiye coğrafyasında değil. Aslında Mondros imzalandığında Türkiye topraklarında iki yer daha var. Bir tanesi Azerbaycan, diğeri neresi? Musul. Ama ikisinde de petrol var. Ve ikisine de İngilizler giriyor. Hatta Musul vilayettir yani. Musul şehrinden bahsediyor. Tabii aşağı doğru iner. Musul vilayetidir yani. Çünkü Erbil'i falan. İçine kadar aşağı kadar indiğimiz bir yerden bahsediyoruz. Kerkük, Merkük dahil olmak hepsini üzere. Hepsini kapsar. Bakın
o günkü şartlardan okuduğunuzda nasıl gittiğini anlarsanız bugünkü bu projenin ne olduğunu demin kardeşimizin sorduğu Doğu Akdeniz'deki mücadeleyi de anlarsınız. Evet. Doğu Akdeniz'deki dik durma sizin geleceğiniz arkadaşlar. Bizim için geçmiş olabilir ama sizin geleceğiniz. Onu kaybettiğinizde geleceğinizi de kaybedeceksiniz. Hani diyoruz ya atama bekleyen. Niye atama bekliyorsunuz ki? O para size bu ülkede yaşayabileceğiniz birçok şeyi sağlayacak. İş mi? İş. Aş mı? Aş. Daha iyi eğitim mi? Daha iyi eğitim. Ama bunun için önce vermeyeceksiniz. Hakkınızı verdirmeyeceksiniz. Cebinizden o hakkın almasına müsaade etmeyeceksiniz. Direnmek, ulus olmak, millet olmak buradan geçiyor. Hakkınızı verdiğiniz andan itibaren dünyanın en büyük petrollerine sahip olup Venezuela gibi olursunuz. Hikaye burada başlıyor. Şu tünelleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu tünellerin hikayesi şöyle başlıyor. Bunu özellikle gösterdim size. Bu tünellerin ucu Resulayn'ın altında tam 90 kilometre arkadaşlar. Bu tünellerin uzunluğu. 90 kilometre dediğiniz yer neresi? Buradan İstanbul değil mi? Evet. Buradan tam İstanbul. İstanbul'a gidip gelirkenki mesafeyi düşünün. 90 kilometre yerin 13 kilometre altında kazılmış bir tünelden bahsediyoruz. Yalnızca bir ilçeden bahsediyoruz. İlçenin altında. Buna Telepyat dahil değil. Kamışlı, Mamışlı falan dahil değil. Yatırımın büyüklüğünü söylüyorum. Demin dedi ya 6 yıl emek harcadık. 6 günde gitti. Peki bu tüneller nereye açılıyor? Hani Türkiye ile hiç ilgilenmiyorlar. Kendi ülkelerinde mi bir şey yapıyorlar? Yoksa bu tünellerin ucu Türkiye'ye kadar getirilmiş mi? Türkiye sınırına dayanmış mı? Çünkü arada bir boşluk var. Biz bunu ne zaman anlattık arkadaşlar hatırlar mısınız? 15 Temmuz gecesi yaşandıktan sonra konuştuğumuz bir konu vardı. Güney sınırımızda yaklaşık 30 bin silahlı kişi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini Türkiye'den ayırmak için tüneller vasıtasıyla bekliyorlar dediğimizde bize şunu söylediler. Ya her şey senin Sudan hikayesi gibi. Evet. Her şeyi komplo teorisi kardeşim. Bu kadar da abartmayın. Evet. Alın. Alın tünelin uzunluğuna bakın. Alın nereye doğru gittiğine bakın. Alın emeğe bakın. Alın uğraşa bakın. 90 kilometrelik bir hattın kazılması, betonun dökülmesi milyar milyar dolar arkadaşlar. 90 kilometreden bahsediyoruz. Bu parayı kim verdi ya? Fransız Lafarge beton tesisi kurdu Suriye'de şu tünellere yapmak için. Bayağı bildiğiniz E5'te gelirken gördüğünüz gibi bir çimento fabrikası kurdu Fransız Lafarge. Daha yeni Amerikalılar terk ettiler. O yüzden başlık çok güzeldi. Emperyalizm dediğiniz şey oyunu kurar, oyunu oynatır. Siz de eğer içinde bir figüran olmak istiyorsanız seyredersiniz. Türkiye figüran olmayı reddeden, senaryoları da yırtıp ben kendi senaryomu yazacağım diyen bir pozisyonda. O yüzden arkadaşlar siz çok şanslısınız. Evet. İnşallah bu şansınızı kaybetmezsiniz. İnşallah sizler bu aldığınız bayrağı, çünkü siz bayrağı aldınız bırakmıyorsunuz. Sizin kardeşleriniz, 23-24 yaşlarında olan kardeşlerinizden bayrağı alıp bir öteye götüreceksiniz. Bizim hikayemizi siz yazacaksınız. Ve biz 10 yıl sonra buraya geldiğimizde, daha yaşlı olarak geldiğimizde biz sizin ellerinizi öpeceğiz. Çünkü Fatih'in hayali sizin yaşınızda geldi. Fatih İstanbul'u aldığındaki yaşı şimdi operasyon için giden arkadaşlarımızın yaşındaydı. Siz çok büyük yaşlısınız. Siz Fatih'in yaşındasınız. O yüzden bizim için çok değerlisiniz. Bizim için çok kıymetlisiniz. Siz bizim geleceğimizsiniz. Siz bizim her şeyimizsiniz. Ve belki önümüzdeki dönemde yazacağın bütün hikayelerin kahramanları sizlersiniz. Aranızdan kimler çıkacak? Aranızdan kimler tarih edecek? Aranızdan kimler bize kendisiyle ilgili duasını okutacak? Sizlersiniz çocuklar. Amin. Sizlersiniz. Biz okuyoruz çünkü. Ben barikatlar döneminde de 15 Temmuz'a da o günden beri her gittiğim yerde ben ilk girdiğimde salona size teşekkür ederek başlıyorum. Siz bizim onurumuza o kadar güzel gençlik olarak sahip çıkıyorsunuz tabii ki. Tabii canım. Bir adım atmıyorsunuz. Barikatlar döneminde polisler dediler ki bizim polis özel harekata ihtiyacımız var dediler. Tam 250 bin genç başvurdu. 250 bin genç. Amerikan ordusu
10 bin kişilik bir özel birlik yetiştirmek için ayırdığı süre 10 yılla 20 yıl. 10 ile 20 yılda ancak o kadar kişi başvuruluyor. Bizim gençler 250 bin ben buradayım dedi ya. Siz bunun önemsiz olduğunu zannediyorsanız hiç yapmayın. Yaşınız ilerlediğinizde, evlat sahibi olduğunuzda, kaybedeceğiniz şeyler çok daha fazla olduğunda direnen insanların, onurlu insanların ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Onu özellikle koydum. Bu tünellerin ucu Türkiye'de arkadaşlar. Biz gitmesek onlar buradaydı zaten. O zaman da bir sürü tartışıyor olacaktık. Biz niye Suriye olduk diyecektik. Biz gitmeseydik onlar buradaydı. Bu tüneller işte bunların teker teker. Biz gitmeseydik onlar Suriye'yi Türkiye'ye taşıyacaklardı. İşte aynen. O bataklığı, hani diyoruz ya bazen bataklığa niye gidiyorsunuz? Bataklık zaten dibinize getirilmişti birileri tarafından. O getirilen bataklık burada zaten yaratmaya başlamıştı. Türkiye ne zaman karşıya geçti? İnanın DAEŞ diye bir sorun kalmadı. PKK diye bir sorun kalmadı. Terör diye bir sorun kalmadı. Bundan 5 sene önce hatırlayın. İstanbul'da orada burada patlayan bombaları hatırlayın. Şimdi Allah'a şükür. Çünkü yerinde bitiriyorsunuz. Yerinde bitirmek denen kavram çok büyüktür askeriye. Ben özel kuvvetlerdeyim arkadaşlar. Binbaşıyken ayrıldım. Bir yere siz gitmiyorsanız muhakkak birileri size gelir. Bu ülke bir yere gitmekten de çekinen bir konumda değil. Size birisi sorduğunda söyleyeceğiniz kelimeler işte şu seyrettiğiniz görüntüler. YouTube'da seyredin, paylaşın. Niçin olduğunu da herkese anlatın. Evet. Soru alalım. Soru alıyoruz, evet. Burada bir beyefendi yok. Şurada birisi. Hiç bayanlara sorulmak isteyen yok mu? Genç bayanlardan. Beni de sen artık bizim kadro elemansın. orada arkadaş var bir tane. Evet. Ben görüyorum sizi. Elinizi kaldırın buyurun buyurun. Zaten sizden başka etrafımızda bayan kalkmadı. Bu arada mikrofon oraya giderken Uluğ Bey sordu ya. Neyi? Sayın Cumhurbaşkanımızla Putin ortak açıklama yaptılar. Evet yaptılar. Ne dediler? Greenwich'ten ve Tel Rifat'tan PKK'lar çekiliyor. Evet. 150 saat içerisinde. Sonra da 10 kilometrede Türk-Rus devriyesi başlıyor. Yani Türkiye güvenli bölge sözünü tamamıyla neredeyse yerine getirmiş oldu. Evet. Nokta. Son dakika. Evet buyurun. İlk olarak Kocaeli'ye hoş geldiniz. Eyvallah. Benim sorum Amerika... Bu arada yaşınızı ve ne yaptığınızı öğrenirsek çok iyi. Dilruba Aktürk, 18 yaşındayım. Akademi lisede bir daha hazırlanıyorum bu sene. Sorum, bildiğiniz üzere Türkiye'de İncelik Üssü var Amerika'ya ait. Şimdi Amerika buradan uçaklarını kaldırarak hani mazlum ülkelerin başlarında geziniyor. Yanlış bilgi. Bilgi değil mi? Yanlış bilgi. Yani Amerika'nın üssü var Türkiye'de doğru, tamam. Uçakları var doğru. Ama şu ana kadar o uçaklar, Amerikan uçakları kalktı, dünyanın herhangi bir yerini vurdu diye bir bilgi yok. Yok, vurdu. Amerika, Suriye'yi veya başka yeri vuran Amerikan uçakları başka yerden kalkıyor. İncirlik'ten kalkmıyorlar. İncirlik'ten kalkan bir Amerikan uçağı yok. Yani İncirlik'ten kalkıp Irak'ı, İncirlik'ten kalkıp Suriye'yi, İncirlik'ten kalkıp bilmem nereyi vuran Amerikan uçağı yok. İncirlik'ten en son Amerikan uçağı 15 Temmuz'da kalktı FETÖ'cülere yardım etmek için. Tamam, işte İncirlik üssü niye Türkiye'de kapatılmıyor? Bunu sormak istiyorum. Senin de dünyanın 6 ülkesinde askeri üssün var. Artık dünya değişti kardeşim. Öyle o ortaçağ refleksleriyle herkes kendi otağının etrafına kalesini kursun, kalenin etrafına duvar örsün dünyası yok. Senin dünyada buna Katar, Kosova, Somali, Afrika dahil 6 ülkesinde askeri üssün var. Amerika'nın da sende askeri üsleri var. Seninkiler oradan gider, onunkiler buradan gelir. Bu birinci sebebi. İkinci sebebi, bu Amerikan üssü oraya geçen sene gelmedi. Bu devletin kuruluşu ile ilgili bir mesele var. Mesela Amerika'nın Avrupa'daki en büyük askeri üssü nerede? Tahmin edebiliyor musun? Almanya'da. Almanya'daki Amerikan varlığı, Amerikan askeri mevcudiyeti varlığı... Alman ordusundan daha fazla. Alman ordusundan 1,5 katı. Bu dünya artık öyle tahmin edebildiğin orta çağdan kalmış eski usul, köhne uluslararası ilişkilerde öğretilen ortaya bir merkez bina koyduk. Etrafında duvardan kalemizi öreriz. Şurada da tarlamızı ekiveririz. Zaten tarımda da kendi kendimize yetiyorduk falan. Orta çağ ülkesi o. Bitti o dünya. Sen 18 yaşında birisi olarak dünyayı böyle mi tarif ediyorsun?
Amerikan üssü olması, kategorik olarak Amerika'ya karşıyız. Usulden ve esastan düşmez, bu başka bir şey. Ama niye var diyorsan, daha senin kuruluş hikayenden başlayan yaraların var, o yüzden var. Ama en ilk düzelttiğim şey şu, İncirlik'ten kalkıp da Suriye'yi vuran uçak falan onlar. Yok, ben öyle yok. Ha, tamam. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu soruyla başlaman çok güzel. Neden biliyor musun? Bir hedef koymuşsun kendine. Evet, defolsun Amerika. Yok. Bir gün i̇nşallah. Zamanı geldiğinde inşallah siyaset atılırsın. İnşallah çok güzel yerlerde olursun. Bunu gerçekleştir. Yani bu soruyu soruyorsa bunun da bir amacı, bunu da amaca götürmek. İnşallah. Ben sorun çok değerli, onu söyleyeyim sana. Neden var sorusunun cevabı bugün cevaplayacağımız bir soru değil. Ama bunlar gidecekler sorusu bence çok güzel. Oo, bunlar gitmeli. Bunlar gitmeli. Neden geldiğini biz bilmiyoruz. Ben getirmedim hikayesine başlarız ya, benim yaşım müsait değil. Ama gitmeliler. Ben de senden aynı fikirdim. Go home Yankee. Aynı yerde. İnşallah. Şeyi söyleyeceğim. Arkadaşım çok güzel bir yer ama oradan kalma. Yani orada senin de anlatacağın muhtemelen şey. Yok, Yankee deyince Red Sox geldi. O iyi takımdır yani Yankee. Başka soru var herhalde. Kim? Var. Evet. Evet, burada tam önümüzde var bak. Evet. Sonra da Feride'ye de verelim. Sonra kızacak. Orada siz de varsınız galiba. Hanımefendi siz de mi kaldınız eliniz yoksa şey mi giyiyordunuz tam? Ben tam şeyi yakalarken yaptım biliyor musun? Tam kapşonlu tam ceketi giyip yukarı doğru kaldım. Abi yakalandım. Ben onu elinizi kaldırırken yakaladım. Bak şansa bak. Eyvallah. Artık bir soru sorarsınız bu şeye. Peki. Buyurun. Öncelikle selamünaleyküm. Aleykümselam. Bugünden hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Yaş? Yaş 21. Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler. Maşallah. Uluslararası İlişkiler. Ya bugün hepiniz topluca hani kararsızlıkla mı geldiniz? Gönül birliği. Gönül birliği, eyvallah. Tamam. Benim iki sorum olacak. Belki bir ekleme yapacağım, bir tane de isteğim olacak. Şart olmadı müteca her türlü isteğe karşı. Eklemem şu, devletlerin kırmızı çizgileri vardır ve kırmızı çizgilerde de, sizin daha önce söylediğiniz, devletler der ki, bizim bütünlüğümüz kırmızı çizgimizdir. Ama Türkiye der ki, benim sınırım kırmızı çizgidir. Bu biraz farklı. Yani bizim farkımız orada, sizin az önce ifade etmiştiniz, bu. Soruları bunu nereden duydun bu cümleyi? Bu uluslararası ilişkilerde bize bu şekilde bir... Faruk Sörmezoğlu'nun kitabında yazan bir... Doğru bir deyim de o yüzden. Evet, tartışmamız lazım bak bunu. Aynen. Ne diyor? Bunu tartışmamız lazım. Evet. Faruk Sönmezoğlu 1, Müntezer Türkiye'nin 2, Edip Güler Yüz okudunuz mu? Geldi mi ona? İsimleri. Ha, onlar 3. Bunlar aynen. Bunu anlatıyorlar sürekli. Bu ayrı bir konu. Bir gün bunu tartışalım. Orada bir zehir var yani. Ne devam? Şimdi sorumun bir tanesi şu. Biz Suriye'ye girmeden önce Türkiye'nin güneyini temizledik terörden. Şahanesin be. Sonra bizim önümüzde iki yol vardı. Ya Fırat'ın doğusuna ya da Fırat'ın batısına girecektik. Harikasın. Biz batısına girdik çünkü terör örgütünün Doğu Akdeniz'de sınırını kapatmamız gerekiyordu ki şahanesin. Akdeniz'de biz Fırat'ın doğusuna girdikten sonra doğalgaz petrol muhabbetleri oldu. Eğer ki girmeseydik, önce batısına girseydik terör örgütü bundan hak elde etmek isteyecek. Kurban oldum, parti kur oy vereyim ya. Şimdi biz Fırat'ın batısına girdik, sonrasında doğusuna girdik. Evet. Sönmezoğlu'nun kitabını okumuş, bırakmış ama. Bırakmış. Tamam. Ya da daha tam zehirlenmemiş. Evet. Şimdi benim inancım şu yönde. Biz artık Türkiye olarak tabuları kırmışız. Kesinlikle. Ve biz tamamıyla planlı bir şekilde hareket eden bir devlet konumundayız. Elhamdülillah. Şimdi biz bu operasyonları gerçekleştirirken Suriye Milli Ordusu... La oğlum böyle olsun büyüyünce ya. Vallahi, oğlum böyle olsun büyüyünce ya. Evet. Biz Suriye Milli Ordusu ile veya ÖSO ile beraber girdik bu operasyonları. İsim neydi ya? Selahattin Burak Ayça. Selahattin anlat ya. Şimdi bizim sorum şu. Bizim ÖSO'ya dair planımız ne? Yani biz bu şahane operasyonları gerçekleştirdikten sonra güvenli bölgeyi kurduktan sonra diyeceğiz ki eğer
denetim sizde, dış ilişkilerde bize bağlısınız, kontrol sizde mi diyeceğiz, yoksa kontrol bizim mi diyeceğiz? Yani bir de bu sabah mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi, terör örgütünün taşıyamadığı silahlar, ağır silahlar var dedi, depolarda silahlar var dedi. Bu silahlar muhtemelen Amerika'nın, yani Amerika bölgeden çıkamayacak kesin, bence. Bir diğer, ne yapamayacağı kesin? Çıkmayacak. Çıkmayacak, tamam. Aynen. Bir diğer konu da şu, şimdi Rusya'yla az önce dediğiniz son dakika gördüm ama sabah da şöyle bir fotoğraflar vardı. Rus paralı askerlerinin Lümiş'te fotoğrafları vardı. Yani Rusya'nın, aynen, Rusya'nın Suriye üzerindeki planlarıyla Türkiye'nin planları çalışmıyor mu? Bu uluslararası ilişkiler okuyorsun değil mi? Aynen. İlk öğreneceğin şey ne biliyor musun? Oturacaksın yarın sabah Google açacaksın, uluslararası haber ajansları. Reuters kim? AFP kim? TAS kim? Tamam mı? Associated kim? AP kim? Ondan sonra NAS kim? ISS kim? Bunları öğreneceksin. Bakacaksın, diyeceksin ki fotoğraf Amerikan askeri, şey fotoğraf ne? Rus askeri. Nerede dolaşıyor? Suriye'de. Kim servis etmiş? İran. Anladın mı? O yüzden hani bak fotoğraf Rus. Neresi burası? Suriye. Aşağı sağ köşede yazıyor. Kim göndermiş bunu? İran Ajansı. He diyeceksin. Bir de bir soru. Bu kadar anlattın. Hepsinin bir anlamı var mı diye bakacağız. İsrail bayrağını hatırlıyor musun? Aynen. O bayrağın anlamını biliyor musun? Aynen. Söyler misin bize? Fırat'ın iki nehir arası. Hangi iki nehir? Fırat ve Dicle. Fırat böyle geçiyor, Dicle de böyle geçiyor, değil mi? Türkiye'yi böyle kesiyor aşağıya doğru iki tane, Suriye'ye giriyorlar, doğru mu? Ortadaki mühür diyor ki, Dicle ile Fırat benim diyor, değil mi? Onlar böyle yukarıya Erzurum'a doğru gidiyorlar. Tamam, ÖSO işte onun önünde duruyor. O ne olacak bu ÖSO dediğin, onun önünde duruyor. Ali Emre'nin Selahaddin ve Nurettin Zengi kitaplarını bilmiyorum, okudun mu? Senin şahsında tüm arkadaşlar... Yani şöyle yapalım mı? Bu kadar güzel okuyan bir çocuğa okumadın diye sormayın. Adresini alıp bir hediye edelim. Daha evet. Evet. Ben ya, tamam ya. Yani, çünkü böyle okuyan ve bize aydınlatan bir delikanlıya yol göstermek adına değil, kitap hediye etmek daha doğru. Destek. Hatta Ketebe yayınları olarak Albayrak Medya, ben de o sözü vermiş olayım. Selahattin'in şahsında 20 kitap gönderiyorum. Arkadaşlar 20 şanslı arkadaşlar. Hediye ediyorum. Sen de alırsın. Evet. Sağ olasın. Var mı başka soru sormak isteyen? ne? 20 kitap geldi. Fark etmez. Şöyle, 20 kitap çarptı. Orada bir delikanlı var, hemen yanında genç bir arkadaşımız var. 20 kitap çok güzel, şimdi onu şey yaptım ben de, o kadar şey anlattım ben, bana niye bir kitap yok? Hocam merhabalar. Merhaba. Ben Faruk, 19 yaşındayım, üniversiteye hazırlanıyorum ben de. Maşallah. Spor yapıyor muyuz? Spor yapıyordum da şu an yapmıyorum. Hangi yapmamış halinde? Bu şu an yapmıyorum dedi, son yarım saati mi kastediyor? Ömer Faruk, hangi bölüm okumayı düşünüyorsun? Sayısal makine mühendisliği istiyorum. O olmaz. Nefis. Hocam, şunu merak ediyorum. İlk planımız 32 kilometre derinliğinde güvenli bölgeyi oluşturmak. Daha sonra da ilk etapta bir, ikinci etapta 2 milyon Suriyeli'yi oraya yerleştirelim. Evet. Burada işte belirlenen bölgelerde ilçeler ve etrafında köyler kurulacak. Doğru. Bu köyleri kurulan ilçeleri tarumar olmuştur her yer. Evet, aynen. Fırat'ın doğusu için o çok geçerli değil. Evet. Fırat'ın doğusundaki yerleşim yerleri Rakka hariç aşağı yukarı ayakta duruyor. Bu kurulacak ilçeleri, köyleri biz finanse edeceğiz. Hayır. Kim finanse edecek? Uluslararası topluma soruyoruz özellikle. Siz destek olacaksınız. Eğer dünyada yeni bir Suriyeli göçü istemiyorsunuz diyor. Sayın Cumhurbaşkanı onu ısrarla söylüyor. Detaylı bir şekilde projesini... Ve uluslararası toplumun da böyle bir bütçesi var zaten. Verdi vermedi kısmı ayrı ama. Ülkemize gelen Suriyelilere yapılan yatırım 40 milyar doları aşmış sanırım. Böyle bir rakam hatırlıyorum. Şimdi 1 ve 2, ikinci etapta 2 milyon Suriyeli yerleştirmek sıfırdan tarumar olan bölgelerde... Çok tarumar yok. Yani Rakka gibi değil yerleşilecek yerler.
Bir iki şey gerekiyor. Kurulacak köylerin parası da Mete abinin söylediği gibi zaten uluslararası ortak fon var. Bütçe duruyor, para da hazır zaten yani. Sıkıntı yok yani. Yok yok onlar. Bu kadar rahat. Hayır öyle bir konuşuyor ki. Ya aldım getirdim. Hayır ya. Pazarı şey gibi. Merak etme, para orada. Para orada. Çünkü bundan önce Suriye'de bizde... Hayır vermezlerse daha iyi olur, bizim olurumuz. Ney? Saçma. Bize yapılan yardım çünkü harcadığımız para 40 milyar dolar, yapılan bir yardım yok ortada hani. Gözüken bir yardım yok. Bu fon o zaman yok mu yani? Bir de Suriyeliler tanımlaması biraz politize, hatta terörize bir kavram. Aynen. O cümleyi kurarken bile arkadaşlar hakikaten biraz insaf ederim. Yani hakikaten dikkatli böyle anladın mı? Senin için söylemiyorum elbette bunu ama Suriyeliler kavramı saldırgan ve Sinan Oğancıl bir kavram. Biz insanız. Biz Müslümanız arkadaşlar. Ve biz Türkiye'yiz. Şimdi bak şöyle, doğru söylüyorsun. Ortada bir para var. Avrupa vereceğini söyledi, vermedi. Avrupa Birliği vereceğini söyledi, vermedi. Kanada dahil bir sürü ülke şu kadar dedi, onlar o kadar göndermedi. Bu adamlar yalancı, oraya da göndermezler. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok defa onlara hani nerede sizin gönderdiğiniz para dedi. Ama bir miktar da gönderildi, bazılar verildi. Şimdi uluslararası ilişkilerde böyle her şey tık 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 planlandığı gibi gitmiyor. En karlı durum şu, en ideal durum şu. Asker kafası uluslararası ilişkiler. A planı var, sonra bir tane B planı yap. B planında bir tane de yedek yap. Hani şey var hocam, yedeğin yedeğinin yedeği durumu. Her konuda yedeğin yedeğinin yedeği yedeği. Onu dedi, tamam o zaman böyle yapıyorsun. Parayı verdi böyle, vermedi o zaman böyle. Bunun hepsinin çaresi var. Çok basit bir şey söyleyeyim sana. Suriye'nin güneyi, ya Türkiye'nin güneyi, Suriye'nin kuzeyi dediğin yer var ya. Oranın bir yıllık çalışsa orası, oranın bir yıllık üreteceği ekonomi zaten bütün her şeyi karşılıyor. Bir yıllık ekonomisinden bahsediyorsun oranın yani. Çok böyle fakir yerler değil oralar. Zeytin, 60'tan fazla tarım ürünü, başka yeraltı madenler. Yani bir yıllık ekonomisinden bahsediyorsun. Orası bir yılda kendini imar edebiliyor zaten. Hocam bir de gündem dışı bir sorun var. Nükleer santrallerle ilgili Rusya'dan gelen mühendisin aracı kaza... Şüpheli ölüm mühendisler. Evet. Hiçbir bilgi yok kimsenin elinde. Yani herhangi bir gazetecinin, polisin, savcının, şuyun, buyun elinde hiçbir bilgi yok. Görünen şey şu, bunları taşıyan servis minibüsü gitti, kamyona arkadan girdi. Ya ne hikmet kardeşim, bu kaçıncı Rus mühendis ölmesi? Var mı ipucu? Yok. Peki santral işlerini aksatır? Hayır. Yok, hayır. O zaten inşaatı sürüyor şu anda arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ama şey çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar bunu endişe edin. Hani santral inşaatı duruyor mu diye merak etmesi ne kadar güzel değil mi? Ya ülkenin geleceğiyle ilgili bir şey yani tabii söylüyor ve bundan hani Mersin'de değil, orada çalışmayacak, bir şey düşünmüyor ama ülkenin geleceğiyle ilgili aynen projenin aksamasından endişe eden bir gençlik. Şahane. Ya, bravo ya, helal olsun sana. Hakikaten. Helal olsun. Kim sorsun? Sen iyi görüyorsun. Gözünün üstünde. Göremiyorum. Buyur kardeşim. Evet. Ya biz arkadan kimse, arkaya hep böyle şeyler gider ya. Ya kaldırıyorsunuz da ben mi göremiyorum? Öyle bir şey var mı? Geliyor. Tamam orada gördüm. Ha var bak tamam ha. Kurban olayım görmüyorum ki ışıktan. Bu ne ya? Şöyle yap. Ay ödemeyeceksin sen. Öndeki bütün üst sıraya 30 art tane kitap falan değil. Şeyi attırıyorsun. Ketepe'den evet abi. Merhaba hocam. Merhaba. Adım Ali. Karamüsel'den bir Recep'te görüştük. Karamüsel. Okey. Evet. Hocam sorun. Trump'ın dediği neden gibi? Neden böyle? Hani birisi dedi ya geçen, ikizler burcuymuş. Ha ya öyle bir şey var ya. Trump'ın bir burcu varmış ya. Ya ben ona çok güldüm. Creme de la creme diye bir tabir var. Ay bildiğin süt kaymağının Fransızcası aslında bir taraftan. Ama hani şey anlamında kullanılıyor. Kaymağın da kaymağının kaymağı. Hayat tarif ederken de diyorlar ki böyle yani Allah'ım zenginliğin zenginliğinin zenginliği, rahatın da rahatı, krem de le krem. Şimdi Trump Amerika de le Amerika yani. Zaten Amerikalı bir öyle bir böyledir. Bir de üstüne Trump'ın şahsi manyaklığını koyunca bir öyle bir böyle bir böyle çıkıyor ortaya. Yani o çok tipik Amerikalı konuya parayla ilgili bakıyor. Valla demokratların başına bela oldu. Sıkıntı yok. Benim açımdan bütün hani eşekler de filler de aynıdır bizim gözümüzde. Yani cumhuriyetçiler de demokratlar da bizim gözümüzde aynıdır. Aynen İsmail Ailesi'nin dediği gibi biz işimize bakıyoruz. Ama hani
İşte Amerikalı, sanki Obama çok mu tutarlıydı Allah'ını seviyorsan? Yani şöyle söylemişlerdi bana ilk canlı yayında, dediler ki hocam işte şununla şu yarışıyor, yani Clinton'la Trump, Trump'a İslam düşmanı diyorlar dedi. Lan dedim yani Hillary Clinton İmam Hatip mezunu mu, anlamadım ki yani. Bu hepsi aynı da bunların yani, anladın mı? Kaçtı. Hayır, Clinton yani Yeşil Cami Kur'an kursundan mezun bari falan gibi bir durum yok. Amerika'nın efsanesi. Sen Obama da daha dengesizdi aslında. Obama'nın tutarsızlıklarını arka arkaya koy. Trump'ınkinin 10 katı. Sen de demek aynı şeyi söylemiş. Böyle de olunca da Trump'ı savunuyor gibi oluyorum yani sürekli Obama'ya çatmaktan ama. Yok, ben de sonradan da şey demişim yani. Bush vardı ya Obama'dan önce. Evet. Bush dedim, ben beyzbol sopasıyla dünyayı dövüyordu. Obama geldiğinde onun üstüne kadife sardı dedim. Aynı sopayla dövmeye. Tabii. Üstüne bir kadife sardı. Tipik demokrat düşmanlığı. Ama o sopa bir yerde takıldı. O sop, hayır o sopa hep orada. Türkiye'de o sopa hep duruyor orada. Yani o yüzden tercih ettiğiniz kadife sopa mı yoksa sopa mı tercihi arasında kalmamalı. Biz yolumuza gitmeliyiz. Değişim. O sopayı bize kaldıramamalı. Zaten kaldıramadım da işte bu en son operasyonda gördük ve bu çıkan sonuç gerçekten şu Soçi'deki çıkan sonuç muazzam bir sonuç. Gerçekten muazzam. Bugün için belki anlamayacağız çocuklar ama 10 yıl sonra bugün neyi başardığımızı sizler anlayacaksınız. Öyle Eren Bey, siz isterseniz şey yapın. Efendim? Bir de arkada bir abi vardı ya. Şurada bir arkadaş var. Dur bak. Buyur abi siyah. Yani havadaki kolun siyah en azından. Sen abi arkaya bakan. Buyur abi. Siyah değilmiş. Gölgeden öyle görünüyor. Hayır. Evet. Yok siyahmış. Siyah. Neyse önemi yok artık. Neyin önemi yok artık? Siyah mı kolu, mavi mi göremedim. Kalktı ama doğru kişi kalktı. Buyur abi. Evet. Hocam merhaba. Merhaba. Eyvallah. 18 yaşında ben operasyon içeriğiyle ilgili bir soru soracaktım. En başta ABD askeri çekilsin çekilmesin biz yine de gireceğiz diye söyleyip kararlı bir tavır sergiledik. Doğru. Arkasından Mete hocamın da söylediği gibi hani beklenilenden daha hızlı sürede ilerledik. Evet. Hani Avrupa'nın önde gelen haber medyalarından New York Times'a bile hani Türkler savaşı özlemiş diye başlık attırdık. Newsweek. Öyle gider gibi savaş. Evet. Amerika, Trump özledi. O Türkler Savaşı özlemişi de Newsweek söyledi. Yok, The Guardian söyledi onu. İngilizler söyledi onu. Hepsini söylemiş. The Guardian evet, söyledi. Evet. Söyledi. Artık ne söyledikleri biz daha şaşırdık. Ne söyledi ya? Kim eyvallah. Ne söylüyor? Kim söylüyor? Devam et abi. Öylesine hani Doğu Düzgün giderken operasyonun ateşkes yapılması daha çok size göre kimin lehine oldu? Onu soracaktım. Çünkü Mete abi bilir öyle şey. Ateşkes yapılması hani PKK'nın geri çekilme açısından vakit kazanması bence onların daha çok beyni oldu gibi. Adam 2 senedir orada hazırlanıyor daha ne vakit 2 senedir yapamadığını 5 günde mi yapacak Allah'ını seviyorsan. 1974'te Kıbrıs Harekatı olduğunda ilk ara verildiğinde yani tabi o ateşkes bu ara vermek ikisi birbirinden farklı birisinde barış harekatı yapmıştık. Bu terörle mücadele. O yüzden birbirine karıştırmadan söyleyeceğim ama bir anlam yüklemesi anlamında söyleyeceğim. İlk harekattan sonra ara verildi. Bir masada toplantılar yapıldı. Kabul edilmediğinde ikinci harekat birinci harekattan daha fazla toprak aldı. Bugün yapılan harekata ara verildi. Türkiye bu işin içerisinde insani duygulardan vazgeçmediğini ve uluslararası toplumla da ilişkisini bozmak istemediği gösterdi ve hiç askeri hareket yapmadan ondan daha büyük bir anı aldı. Sence ara vermek iyi olmuş mu? Kıbrıs örneği çok başarılı. Verdiğimiz sözü tuttuk. Açısından oldu. Yok ama sen bunu almak istiyorsun. Kıbrıs sen örneği. Sen bunu almak istiyor muydun? Evet. Almak, aldın mı? Aldım. Aldın. Ara vermek demek başkasının kaçışına müsaade etmek değil. Ben Cumhurbaşkanı şu söylediği lafı çok insani buluyorum. Gerçekten biz sizin gibi öldürme meraklısı değiliz. Biz sizin gibi öldürme meraklısı değiliz. Bence o anlam o kadar önemliydi ki o anlamın üzerine de doğru bir yere kondu bence. Herkesin ağzını kapattı o lafı. Ve sonuçta da Türkiye tezini
Hem uluslararası topluma hem de Soçi'deki konuşmada eğer bu açıklanan sizin okuduklarınız doğruysa çok farklı. Niye böyle çıkarttınız? Cumhurbaşkanı diyor, ben öksürüyorum. Acıdı abi, acıdı. Kulağım acıdı. Çok sıkıyor. Hayır, gidiyorsunuz da benim haberim yok. Kaçacak mısınız? Acıdı. Bir yerden yapayım arkadaşlar. Efendim? Sayın Cumhurbaşkanımız o dedi ya, pazar günü, geçtiğimiz pazar günü gazetecileri bir araya topladı ve şöyle bir cümle kurdu. Biz 100 tane sivilin arkasına saklanmış bir teröristi bulabilecek ve yok edecek teknolojiye, kabiliyete, beceriye ama en önemlisi ahlaka ve değere sahibiz dedi. Türkiye'yi, Türkiye'yi kılan bu. Düne kadar o teknolojimiz yoktu. O becerimiz, o kabiliyetimiz bu derece. Ama hep ahlakımız vardı. Ama o ahlakımız ve o değerimiz binlerce yıldır var. Konuştuk arabada, üç kural diye. Evet, aynen. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soruydu. Harikasınız. Yani bir kez daha, değil mi? Soruların kalitesi, evet. Üsluplar. Gençler, acayipler ya. İsmet Özel'in bir kitabı vardır. Sorulunca söylenen. İşte bu da odur. Sorulunca söylenen. Bunu da hediye edecek misin? Yok ya o kadar. Vallahi o kitabı. Kitap deme hediye ettiririm. O kadar yani. Şurada siyahlı bir arkadaşımız uzun süre el kaldırıyor. Tam ortada sanki. Evet. Nerede? Ya pardon, siz ikiniz görmüyorsunuz arkadaşlar. Hayır, orta dediğin yer şurası komple orta. Ama o kenarda... Nerenin ortası? Nerenin ortası? Nereye göre orta? Greenwich nerede? Efendim? Bak, burada uzun zamandır. Hayır, kim? Sizde mi? Siz, sen misin? Hayır, biz. O arkada abi, sonra sana geliyor. Ben şöyle bugün ortasını gördünüz mü? Şuraya orta. Buraya orta dedi adam ya. Ben onu demedim, bana işaret dedi. Beni manipüle ettiniz ya. Otur vallahi bak. Hemen sıra sana geliyor söz. Buyur abi. Adım Onur Kılıç. 20 yaşındayım. Mezunum, üniversitede hazırlanıyorum. Sormak istedim. Hedefin ne? Ne oldu? Uçak mühendisliği. Ne? Uçak mühendisliği. Harikasın. Müthiş. Türkiye, Suriye'de güvenli bir bölge oluşturdu. Bizim hayalimiz olan sakin milli sınırları çizmek için neden ulaşmıyor mesela? İsrail bunu için sürekli uğraşıyor. Ve Türk dünyasını, Türk birliğini neden kurmak için hala geri kalmış durumda yaşıyor. Cevap vermek ister misin? Sonra mı? Yoksa şeyde misin? Buradan kayıt var sosyal medyaya. Ben söyleyeyim, cevap vereyim. Yani ben biraz diplomatik vermeyeceğim. Yani doğru anlamda söyleyeceğim. Arkadaşlar, yakın coğrafyanın artık bir toprak almak gibi bir ütopik durumu olamaz. Ama evet. Ne olabilir biliyor musunuz? Demin üstad bir şey söyledi. Dedi ki, Türkiye'ye gelmiş 4 milyona yakın insan var ve bu insanlarla o kadar okutuyorsun, beraber işbirliği yapıyorsun, kültürüne parçalar veriyorsun. O insanların oraya gittiklerinde aslında sen oradasın. Ekonomik olarak oradasın, ticaret olarak oradasın, siyaseten oradasın, istihbarat olarak oradasın ve o insanlar sensin. Bizim hani anlamakta zorlandığımız ve bazen hani sayıyoruz ya, 82, 83, 84 diye gidiyoruz ya, böyle numara veriyoruz. Eğer bir numara vermeye kalksak dünyada bizim veremeyeceğimiz yer yok. Her gittiğimiz coğrafyada biz zaten bir ayak izi bırakıyoruz ve oradayız. Yani Afganistan'a gittiğinizde siz hangi numarayı vermeyi istersiniz mesela Afganistan'a? Ben size söyleyeyim, Türk bayrağını koyun omzunuza, her tarafta gezin. Her taraf. Hiç kimse size dokunmaz. Şu Türk bayrağını koyun. Biz Afganistan'da Amerikalılara resmen bir ultimatum verdik. Türk bayrağını takmayın diye. Amerikan askerleri dışarı çıktıklarında devriyelerinde öldürülmemek için Amerikan bayraklarını çıkartıp Türk bayraklarını asıyorlardı. Takamazsınız dedik. Bosna'ya gidin, Bosna'da kimse size ateş etmez. Somali'ye gidin, size ateş eden kimse olmaz. Lübnan'a gidin, kimse ateş eden olmaz. Dünyanın neresini istiyorsanız. Ben asker olarak bulundum diyorum bak onlardan. Hiçbirinde, Irak dahil olmak üzere kimse sizi ateş etmez. Siz çünkü oranın çocuğusunuz. Ve o Türk bayrağını tanıyan insanlar size hürmet ederler. Şimdi böyle bir pozisyondayken numara vermeye gerek var mı? Bizim bir yeri işgal etmeye gerek var mı? Zaten onlar biziz, biz onlarız. O yüzden hiç numara koymayın, hiç isimlendirmeyin. Biz misak-ı milliden çok daha büyük bir coğrafyayız. Türkiye 780 bin kilometre kare içinde kalan bir ülke değil arkadaşlar. 5 milyon kilometre kare içerisinde hala Türk özelliğini katan
Türklerle beraber yaşadıklarında, Osmanlı'yla beraber yaşadıklarındaki o hem dini özgürlükler, hem etnik anlamda özgürlükler, hem felsefi olarak hala özelliğinizi unutmayın. Misak-ı milli sınırları, bu sınırların çok daha ötesinde. Bu ötesi gezdiğinizde inşallah meslek hayatına gireceksiniz. Ya sivil toplum örgütleriyle, ya turist olarak veya da iş olarak gideceksiniz. Gittiğinizde bu söylediğimi anlayacaksınız. Türkiye 780 bin kilometre kareden devasa bir şekilde büyük arkadaşlar. Numara koymayın. Aynen. Bir de şeyi ekleyelim, Türk Birliği neden kurulmuyor meselesi. Türk Birliği'nde muhtemel Türk Birliği coğrafyasının yarısı, biraz önce Mete abinin anlatmaya çalıştığı büyük nüfuz etkisi var ya, biz nüfuz etkisiyle zaten orada oluyoruz diyorlar ya, yani onun yarısı ağır Rus nüfuz etkisi altında. Bayağı. Biraz uzun yolumuz var. Yani Kazakistan, Kırgızistan, hatta Azerbaycan dahil gezerseniz oradaki o Rus aksiyonunu ve ama dönüş çok görüyoruz. Çok güzel giden bir yani geriye gitmiyor. İleriye yani doğru ileri, gidiyor. Düzeliyor şu anda ama çok ağır bir Rus etkisi var. Kendini Rus zanneden Türkler, Rus olmak isteyen, Rus'a benzemek isteyen Türkler, Rusça konuşan, Türkçe konuşmaktan utanan ne? Türkler. Ne gelecek? Süremizin sonuna mı geldik? Evet, ya zaten yeter. Şimdi çıkacağız arkadaşlar. Saat kaç? Canlı yayın sen söyleyin lütfen. Canlı yayın takip etmek adına. YouTube'dayız değil mi? YouTube'dayız. Evet. Tamam. Neydeyiz? YouTube'dan canlı yayın. YouTube. Evet. Biz YouTube'da canlı yayında mıyız? Şu an canlı yayınımız var. Evet. Niye bunu şimdi söyleyeyim? Merak etme. Kelime yayına çıkmadı. Öyle bir şey. Kanalımıza hoş geldiniz mi diyecektik? Hayır. Ona göre az konuşacak. Haa. Teşekkür ediyoruz. Yok eyvallah. Bu böyle konuşuyor demek ki. Ha kardeşim buyur, özür dilerim. Buyur kardeşim. Canım kardeşim. Salonun ortasında oturan kardeşim. Öncelikle hepiniz ayağına hoş geldiniz. Allah razı olsun. Eyvallah. İsmim Ahmet Hakan Göksal. Daha bugün şu an konuştuğumuz şeyler genellikle günümüzle ilgili. Ama evet. Sizin de öncelikle hoş geldiniz. Hepiniz ayağına hoş geldiniz. Eyvallah. Biraz unutulmuş bir olay hakkında bir soru sormak istiyorum ben size. Asker okulda okuduğunu söylemiştiniz değil mi? Evet, harp okulunda, evet. Harp okulunda. Yaklaşık biraz önce de şey dediniz, 2002 sene önce 250 binlik bir özel harekat polis... Yok, 2014'ten falan bahsettim. 2014. Yani harekatlar dönem dediğimiz dönem 2014'te başlayıp 2 sene süren dönem, evet. Evet, ve ilk başta geldiğinizde gençlere teşekkür ederek geldiğinizi söyledim. Evet. Öncelikle bunların hepsi için teşekkür ederim. Ama evet. Bu 15 Temmuz'dan. Kendisini vatana adamış öğrenciler olarak, az önce efendinin de askeri okullarda okuduğunu söyledim, liselerde okudum bilmiyorum. Kapatılan askeri liselerle ilgili bir soru sormak istiyorum ben. Sorunuz? Sizce bu kadar, yaklaşık 5 tane zaten askeri lise vardı, Kara, Hava, Deniz, Bandon. 5 tane askeri lise içerisinde 15 bin ile 20 bin arasında bir askeri öğrenci vardı. Peki bu kadar vatanına düşkün ve daha o küçük yaşta vatan için asker olmaya gitmiş meyve çocuklara. Evet. Sizce bu okulların kapatılması uygun muydu? Veya kapatıldı. Kapatıldıktan sonra tekrardan bu okulda okuyan öğrencilerin günahı neydi? Diyelim güvenlik soruşturması yapıldı başta. Bundan sonra ikinci, üçüncü, belki dört veya beşinci güvenlik soruşturması yapılarak tekrardan o öğrenciler neden geri alınmadı? Neden o öğrencilerin emekleri ve hayalleri boşa gitti? Sen hangi okuldaydın? Kuleli Askeri Lisesi. Kaçıncı sınıftaydın? 9. 9. sınıftaydın. Yani mezun olmana kaç sene kalmıştı? 3 sene var. 3. Kaç sene var? 3 sene. 3. 3 sene kalmış. Yani hazırlık okudun, 1. sınıfa geçmiştin, öyle mi? Hayır, direkt 9. sınıftaydı. Hazırlık bizden 2 sene önce kaldı. Okey. Şöyle söyleyelim. Kuleli'de hazırlık kalktı mı ya? Efendim? Kuleli'de hazırlık yok mu? Var. Yok, onlar şey için ama... Şey 14'te kalktı. Zaman eklenince uzatıldı yani. Eskiden okullar 3 seneydi, sonra 4 seneye uzatılınca o anlamda söylüyor. Olan. Çok teşekkür ederim. Otoritesi cevabını vereyim sana. Cevabını vereyim. Sözüme tenzih ederek başlayacağım. Öncelikle öyle söyleyeyim. Okuldan çıktığında seni hangi okula yerleştirdiler? Devlet hangi eşit okula yerleştirdi seni? Anadolu Lisesi'ne yerleştirdi. Sana öncelik sordu. Hangi okula gitmek istiyorsun diye sordu. Peki. Bu aynı şey uygulama harp okulları için geçerli. Harp okullarının giriş puanları çok yüksek olduğu için
harp okulundan o dönemde gönderilenleri yasal haklarının kaybolmaması adına ya ODTÜ'ye, işte Ankara'da ise ODTÜ'ye, İstanbul'da ise onun eşit olan İstanbul Üniversitesi, Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi gibi üniversitelere yerleştiriyor. Hak kaybolmaması adına. İki şeyi karıştırmayalım. Ben bir kez daha söylüyorum, evladımızı tensih ederek söylüyorum. Devlet eğer şüphe ederse, şüpheyi kendi lehine kullanır. Şöyle söyleyeyim. 15 Temmuz öncesindeki yaşanan süreçler içerisinde FETÖ'nün ne kadar sızdığını biliyoruz. Ve bu oranın ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Yani oran %60 mı, %70 mi, %80 mi, %30 mu ne olduğunu bilmiyoruz. Rakamlar yavaş yavaş netleşmeye başladı. Daha 2 gün önce FETÖ'nün askeri okullara nasıl alındıkları ile ilgili bir kripto çözüldü. Kodlama sistemine nasıl alındığı çözüldü. Ve bu kodlama sistemiyle o askeri öğrencilerin kimler olduğu şu an tek tek tespit ediliyor. Tek tek tespit ediliyor. Benim delikanlı bir şey söyledi ya. İkinci güvenlik soruşturması, üçüncü güvenlik soruşturması. Arkadaşlar bu işler güvenlik soruşturma çıkartamazsınız. Güvenlik soruşturması ne için yapılır biliyor musunuz? Yakın etrafı için yapılır. Hayatı ile ilgili yapılır. Ama FETÖ gibi bir örgüt, bir casusluk örgütüyse bunu güvenlik soruşturması ortaya çıkartamazsınız. Bu soruşturmayı ortaya çıkartmak için yapacağınız tek bir şart vardır. İstihbarat soruşturmasıdır. İstihbarat soruşturması da bir yılda olacak bir şey değildir. Önce kodunu çözersin. Önce kimler olduğunu çözersin. Önce onların imamlarını bulursun. İmamlardan onların bağlantılarını bulursun ve böyle gidersin. Bir. Devletin böyle bir şansı yok arkadaşlar. Devlet önce bu çocuklarınızı başka bir yöntemle dediler ki arkadaşlar ben askeri okulu kapatıyorum. İçinizde kimden olduğunu bulma şansım yok şu an. Kapattığında hayatınızdan ne bitmeyecek? Lütfen sizleri seçtiğiniz bir okula, eşitlik okula yerleştiriyorum dedi. Devletin tercihi o okullarda okuyanların hepsinin FETÖ'cü olduğuna inansaydı devlet zaten başka bir yönteme girerdi. FETÖ'cülüğün bir örgüt mensubu olmanın cezası verilir Türkiye'de. Örgüt mensubu olduğunuzda bilerek ve isteyerek örgütün içine aldığınızda alacağınız ceza arkadaşlar yaklaşık 12 yıl. Devlet öyle bir şey demedi. Dedi ki ben kimin olduğunu bilemiyorum ve şu anda bunları yapacağım. Sonra ne yaptı? İşte bazı öğrenciler için işte tam son sınıftayken mezun olmaya çalışan bazı astsubay okulları ve diğerleri vardı. Onların içinden zaman olarak ve alınış yöntemleri olarak geri iade etmeye başladı. Ama askeri öğrenciler için yaklaşık 15 bin kişiden bahsediyoruz arkadaşlar. 15 bin kişi istihbarat olarak incelenmesi gerekiyor. Güvenlik incelemesinden bahsetmiyoruz. 20 yıl. İstihbarat incelemesi dediğinizde onun imamını bulmak zorundasınız. İmamıyla beraber veriyorsunuz. Şu anda tek tek onlar çözülüyor. Kim, hangi yöntemle nasıl girmiş, hangi soruya cevaplamışlar kadar devlet şu anda fotoğrafı çekti, röntgenini çekti fotoğrafı diyorum. Röntgenini çekti. Yok yakın bir zamanda örgütün içerisinde hangi askeri okullardan ve harp okullardan girdiğini tespitini yapacak. Bu tespitten sonra belki temiz çocuklar, hiçbir şekilde bulaşmamış çocuklar geri dönülecek. Bir kez daha söylüyorum. Hani söylediğim inşallah senin için yeterli bir sonuç olmuştur. Güvenlik soruşturması bu örgüt için yetmez. İstihbarat soruşturması yeterlidir. O da böyle bir senede yapılacak bir faaliyet değil. Güvenlik soruşturmaları sonucunda mahkemeye gidersin. İstihbarat çalışması uzun sürdüğü için o arada hakkında dava açılmaz. Lütfen o teknik bilgileri yaptığınızda inşallah diyorum, hayallerin varsa, emeklerin varsa Türkiye çok ilginç bir ülkedir. Başka ülkeler gibi kazanılmış şartları yok sayan bir ülke değildir. Eğer böyle bir durumunuz varsa ve sen hakkın yenmişse ve FETÖ'yle ilgili en ufak bir bağlantın yoksa devlet sana o hakkı doğru zamanda ve doğru yerde sana tekrar teslim edecektir. Bu kadar da adil bir devletimiz var. Hatalarımız yok, bu var. Ama bu konuda ben hata yapacağını düşünmüyorum. Evet, son sorumuz olsun. Bu soru bitti. Çünkü neden? Yola çıkacağız ve tam 11.30'da yayına gireceğiz arkadaşlar. Bizi oradan takip edebilirsiniz. TV.net'ten ve güvenli bölgeden değil mi? Sosyal gazeteden takip edebilirler. Bir teşekkür ederim. Son bir soru alsak mı? Son bir soru.
Son bir soru. Son bir soru. Solun hangisi? Sen seç istersen. Yok ben seçtim. Sen seçtin. O sen orası diyor, sen normal bir yeri. Ben ortadan seçtim. Hocalarımızdan birisi sorsun ya. Hani bu arkadaşların hocaları var burada değil mi? Lütfen bir hocalarımızdan bir soralım. Evet. Vay baba bak, herkes seni tanıyor. Değil mi? Bu hocamızın sorularını biliyoruz değil mi? Ondan geldiğini biliyoruz değil mi? Yok, inan ki doğaçlama olacak. İşte o yüzden söylüyorum. Sen doğaçlama soruyorsun da, senin doğaçlama olarak böyle bir duruşta bir hoca olduğunu anladın mı? Sağ olun. Eyvallah. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ben 37 yaşındayım. Ömrüm Amerika'nın büyüklük hikayelerini dinlemekle geçti. Süper. 91 Körfez Savaşı'nı hatırlıyorum. Orada Christian Amanpour denen bir İran asıllı bir mağdur vardı. Hala var. Hala var mı? Var. Hala rezil. Gülnur Aybet onu sıfırlayana kadar vardı. Hala rezillik yapıyor. Eyvallah. Annemin 91 Savaşı'nda canlı yayın yaptığını o mağdurla birlikte ağlayarak o savaşı canlı yayında TRT 1 ekranlarında izlediğimi ve ben böyle gece yatarken annem niye ağlıyor düşüncesiyle uyuduğum dönemleri hatırlıyorum. Şimdi biz bugün bu operasyonu bütün dünyaya karşı yaptık. Yani doğusundan batısına, Çin'den ta Amerika'sına kadar herkes bu operasyona karşı ve Amerika arkasını bakmadan çekip çıkıp gitti. Dünkü videoları gördünüz, PYD'den Amerikalılar taşıyor. Patates şimdi, attılar. Neyse. Kıyamamıştı. Eyvallah. Ama o kadar sıcaksa çok can yakar. Doğru. Benim sorum şu. Bu Amerika gerçekten kağıttan kaplan mıydı da bize bunu yıllardır yapıyorlar? Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu muydu cevap? Değil deyip biraz... Değil tabii. Bir de bir. Niye değil? Birkaç tane sebebi var. En başta mesela bizim ülkemizde Amerikan tarihinde daha eski ağaçlar var. Yani Armutlu, Yalova, Armutlu'da Amerika'dan daha eski zeytin ağacı var mesela şu anda. Gerçekten var. Bu bir, iki, 1948 İkinci Dünya Savaşı'nı ezbere bilmek zorundayız. Biri ama özellikle ikiyi ezbere bilmek zorundayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş dünyanın sembolik güçlerinden biri de, onu da kabul edin. Ama süper güç. Bunu kabul ediyorsa ordusu çok yüksek, 350 milyon nüfusu var. Parasıyla dünya bilmiyor ne yapıyor. Ama artık eskisi gibi, ya bunu 10 yıl önceki Amerika gibi bir ülkeyle sürekli onun sözünü dinlemek zorundayız, bir ülkeyle karşı karşıya değiliz. Biz de pazarlık yapmak zorunda. Bir kanıt vereyim sana abi, eline net kanıt. 120 saat müsaade edildi ya, Türkiye kime müsaade etti? PKK'ya mı, Amerika'ya mı? Tamam, biz 1948'den beri Amerika'ya süre tanıyan ilk ülkeyiz. Ve Rusya. 120 saatte Rusya. Bir şey söyleyeyim mi? Yani bittiyse diye söyleyeyim. Bitti abi. Okay. Bu da son benim adıma son cümle olsun. Şöyle bir tabir kullanıyor arkadaşlar. İşte çok yalnız kaldık. Uluslararası anlamda çok yalnız kaldık. Peki ben size bir şey söyleyeceğim. Ya sanki geçen sene kına gecesiydi memleket yani. Biz hep yalnızız ki ya. Çok doğru söylüyor. Bunu niye anlatacağım? Buradan bağlamla gideyim. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'a giderken bütün NATO'yu arkasına aldı mı? Aldı. Bütün Avrupa Birliği'ni aldı mı? Aldı. Yaklaşık belki 100'e yakın ülkeyi aldı mı? Aldı. Yani çok ülkeyle gitti değil mi? Ve çok ülkeyle giden Amerika yaklaşık 16 sene sonra ülkenin tamamını değil ama %20'sini kontrol eden bir şekilde vazgeçerek geri dönmeye çalışıyor. Doğru mu? Peki Türkiye hiç kimseyi almadığı, Ankara'ya gittiği her yerde ne yaptı? Mesela ne kadar kişinin arkasından geldiğiniz değil, memleketin içinde ne kadar kalabalık olduğunuz. Asıl yalnızlıklar uluslararası toplumun arkada durması ile ilgili değildir. Kendi içindeki yalnızlık tehlikedir. Bu operasyonda Türkiye, Emin Üstad'ın söylediği gibi parti gözetmeksizin milli birlik ve beraberlik olduğu için hiç yalnız değil. Evet. Kadar dünyanın kadar bir kalabalığız biz. Biz kalabalığız arkadaşlar. Biz kalabalığız. Yalnız ne demek ya? 100 ülkeyle giden Amerika süper güçken bizleri çocuk sürerek çıktı. Biz tek başımıza gittik. Dize getirerek çıktık. Acaba hangileri daha yalnız?
Biz büyüyüz. Biz bunu bu söylemeye devam edin. Biz büyüyüz. Biz güçlüyüz ve asla yalnız değiliz. Biz biriz. Biriz, beraberiz. Biz bu ülke kimse bize bir şey yapamaz. Arkanızdan gelene, arkanızdan kaç kişinin geldiğine göre hareket ediyorsanız onlara kahraman denmiyor. Kahramanlar arkasına dönüp giden ülkeler değildir. İnsanlar gibidir ülkeler. Biz gerçekten söylüyorum, birilerine güvenerek bugüne kadar hayatımızda hiçbir şey yapmadık. Biz delikanlı gibi kavgamızı yalnız yaptık, yolumuzu da yalnız yürüyoruz. Biz yalnız değiliz, biz büyüyüz. Büyük devletler kalabalıklardan hoşlanmazlar. Kendi insanının gücüne inanırlar. Ben bu sorunun da son olsun arkadaşlar. Biz sizi güveniyoruz. Mesut kardeşim, Tarihi Sen Yaz isimli 2 dakikalık bir videomuz vardı. O videoyu hazırlayabilirsek, kapatarak filmi de öyle yapalım. Önemli video. Ama sesi çok istiyorum. Böyle tavan istiyorum. Müziği de biraz açalım. Tavan ve ışık var. Kapan. Bir şey alabilirsiniz. Son sözüm de şu olsun Tarihi Sen Yaz'dan evvel. Az evvel Orhan Bey de sanırım TFX projesinden söz ettiniz. TFX, F-35, bu projeleri çok yakından takip ediyorsunuz. Bu projelerde imzası olan bir Türk var arkadaşlar. İbrahim Bodur. Rahmetli İbrahim Bodur. Kale grubunun kurucusu. İbrahim Bodur'un bir cümlesi vardır. İbrahim Bey rahmetli der ki, işini milli bir dava olarak görenler için dünya bir iş yeri cennetidir. Tekrarlamak isterim. İşini milli bir dava olarak görenler için dünya bir iş yeri cennetidir der. Öğretmen olabiliriz, öğrenci olabiliriz, gazeteci olabiliriz. Yarın farklı farklı meslekleri yapacağız. Bir saniye. Lütfen yapacağımız hiçbir işi ama hiçbir işi mış gibi, miş gibi yapmayalım. Bütün hakkıyla ama istisnasız bütün hakkıyla dünyayı, bütün işleri milli bir dava olarak görüyorsak yapacağımız her iş adeta bu dünyanın cennetidir diyerek müsaade istiyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.